Anadolu'nun ilk tapınağı Göbekli Tepe'nin keşfi hangi kapıları araladı? Göbekli Tepe kazılarında bulunan anıtlar neleri simgeliyor? Karahan Tepe'de yapılan kazılardan hangi kalıntılar çıkarıldı? Tarihin akışını değiştiren keşiflerin Türk tarihi açısından önemi ne? Hepsi ve daha fazlası az sonra Doğu'dan Batı'ya tarihte. Evet değerli Wow TV izleyenleri, Doğu'dan Batı'ya tarih programıyla karşınızdayız. Çok kıymetli bir konukla Profesör Doktor Necmi Karulla hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Necmi hocamı alanı çalışanlar, ilgilileri çok yakından tanıyorlar. Türkiye'de ses getiren bir kazı Karahan Tepe. Ama onun öncesinde daha çok ses getiren bir Göbekli Tepe maceramız vardı ve birdenbire ülkemizde muazzam bir turizm sektörüne de döndü. Herkes gitti, ritüeller başladı, işte bir takım mistik, ezoterik geziler başladı. Ya da Karahan Tepe merkezde olarak işte Türklüğün ilk izleri diyenler çıktı Anadolu'da o şekiller üzerinden. Bugün Göbekli Tepe'yi konuşacağız, arkeolojiyi konuşacağız, arkeolojimizin macerasını konuşacağız. Çok keyifli bir program olacağına hiç şüphem yok. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Necmi hocam o bölgede neredeyse akademik hayatını vakfetmiş bir isim. Tecrübelerini kendisinden de dinleyeceğiz. Eğer bugün Urfalılar bizi izliyorlarsa herhalde Necmi hocamı özlemişlerdir diye düşünelim. Mutlaka izliyorlar. Yaza kadar ara veriyoruz tabii. Umarım izliyorlardır. Ben görüyorum etkileşimleri. Sorular sorabilirler izleyicilerimiz. Gönül rahatlığıyla Göbekli Tepe'ye ve Karahan Tepe'ye dair merak ettiğiniz her şeyi bu programda bulacaksınız. Hocam şöyle başlayalım. Aslında sizden önce çok değerli ortak bir dostumuz var. Meltem Hoca, Meltem Doğan Alparslan. Evet. Birkaç hafta önce program konuğum olmuştu. Kürşat Demirci Hoca. Biraz Göbekli Tepe konuşmuştuk. Meltem Hoca ile Hitit konuşmuştuk. Çok keyifli programlar olmuştu benim için. Zaman zaman arkeoloji konuşuyoruz. Rıza Hoca ile Urartuları konuşmuştuk. Biraz böyle geride kalmış. Yani alan için söylemiyorum bunu. Akademik camiada veya bilim dünyasında bu konular elbette geri kalmıyor ama belki medya ya da daha popüler anlamda gündeme gelme konusunda nispeten Osmanlı tarihine göre, Selçuklu tarihine göre ya da daha popüler konulara göre biraz daha geride kalmış durumda arkeolojimiz ve Anadolu'nun eski tarihi diyelim. Ben de elimden geldikçe bunları gündem yapmaya çalışıyorum. Aslına bakarsanız programlarımda. Yakın dönem yani Osmanlı, Selçuklu arkeolojisine göre de sahada daha ileride. Tabii. O da uygulamada bir başka bir tezatla oluşuyor. Belki popüler anlamda alanların diğer tarafta da öyle bir tezatlık söz konusu. O alanların arkeolojisinin olup olmadığı bile tartışılıyordu 10 sene öncesine kadar. Yani ben lisanstan 98'de mezun olmuştum. Bizim mezun olduğumuz zaman diliminde bir Osmanlı ya da Selçuklu arkeolojisinden söz edilemiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada işte kale kazıları var. Gülay Hanım'ın Edirne kazısı var. İşte Hasan Hoca'nın Dorlyon kazısı var. Yani Karacahisar Kalesi kazısı var. Ya da Selçuklu işte Ahmet Çaycı Hoca'nın kazıları var. Muhammed Aslan'ın kazıları var. Gerçekten ciddi anlamda popüler oldu ama sizin dediğiniz gibi sizin alan kesinlikle klasik arkeoloji belki çok daha ileri seviyede. Ben öyle bir soruyla başlayayım isterseniz. Yani Türkiye'de bir arkeoloji tarihçesi oluşturmak istersek, Türk arkeolojisinin dünyadaki konumunu artılarıyla, eksileriyle konuşursak, neler yapılabileceğini konuşursak çok memnun olurum. Buradan başlayalım ama öncesinde Meltem Hocama selam gönderelim. yoksa sitem ediyor bize. Hakkı var. Şimdi aslında batılı ülkeler dediğimiz yani Avrupa, Kuzey Amerika ülkeleri dışındaki ülkelerin arkeoloji tarihçesinde bir ortaklıktan söz etmek mümkün. Yani bir ortak kader söz konusu. Bunun nedeni arkeolojinin aslında bir batı bilimi olması. Özellikle Orta Çağ ve Rönesans geçmişi olan ülkelerde arkeoloji bir bilim dalı haline geliyor.
Burada şunu belki vurgulamakta fayda var. Yani niye Batı bilimi diyoruz? Çünkü sanırım geçmişe dair, geçmişin ilk merak edildiği ve geçmişe ilişkin ilk somut soruların sorulduğu ve bunun da sonrasında bir bilim alanına dönüştü coğrafya Batı bilimi. Ve dünyanın geri kalanına da buradan transfer ediliyor. Dolayısıyla arkeoloji Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemlerinde bir dal, bir branş haline geliyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte de akademide daha fazla yer buluyor. Hatta tam anlamıyla akademide yer buluyor. Şöyle belki denebilir, yani 16. yüzyıla kadar Osmanlı Batı'ya karşı Doğu'nun değerlerini öne çıkaran bir yaklaşım var. 17. yüzyıldan sonra da Batı'daki kurumları benimseme demeyelim, tanıma yönünde bir eğilim var. Tanıma, ve böylelikle biraz de, taklit etme. Evet, kesinlikle. O tarafı da var. Ve böyle bakıldığında da Batı'dan bir takım kurumlar Batılaşma paketi içerisinde dünyanın başka yerlerine transfer ediliyor ve Osmanlı'nın son döneminde de özellikle elit aydın bir kesim tarafından da benimseniyor ve bunun sonucu olarak da arkeoloji ve özellikle müzeler bizim coğrafyamızda da bir yer edinmeye başlıyor. Ama burada yine gerek Osmanlı'nın son dönemlerinde gerek Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde şöyle bir ayrım yapılabilir. Bizdeki arkeoloji Batı'da olmayan yönleriyle biraz öne çıkıyor ya da daha doğrusu Batı'da bizde olmayan taraflar da var. Yani bizim arkeoloji geleneğimizin oluşmasında mesela bizde Yakın Doğu arkeolojisi, Mezopotamya, Tevrat arkeolojisi, bir diğer adıyla Biblical arkeoloji denilen alan ve klasik arkeoloji. Yani arkeolojinin doğuşunda, ortaya çıkışında bu üç alanın önde olduğunu görüyoruz. Batı'da olup bizde olmayan da ulusallaşma sürecine paralel. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun bir uluslaşma gibi bir kaygısı yok. Ama Batı'da bu var. Yine aynı şekilde biraz antropoloji odaklı bir koloni arkeolojisi. Yine bizde, Anadolu'da hiçbir zaman oluşmuyor. Bir de sanırım şunu da vurgulamakta fayda var. Paleolitik arkeoloji. Yani insanın en uzak geçmişine dair dönemlerde yine Türkiye arkeolojisinde başlangıç aşamasında yer bulmuyor. Daha sonra giderek işte Osmanlı'nın son dönemlerinden başlamak itibariyle müzelerin kurulması bizde 1800'lü yılların ortalarına denk geliyor. Ay İrini de Çinili Köşk'te ilk kez eserler toplanarak müzeye dönüştürülüyor ki bu Müze-i Hümayun'un yani bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin İmparatorluk Müzesi diye de çevirebiliriz. İlk çekirdeği orada atılıyor. Osman Hamdi Bey. Aslında Osman Hamdi Bey'den önce... İşte ben tam onu merak ediyorum. Ya şimdi bizde çok öne çıkan bir isim var. Belki haklı olarak öne çıkan bir isim var. Osman Hamdi Bey. Yani belki Türkiye'de dediğiniz anlamda modern arkeolojinin Osmanlı sonu itibariyle başlangıcını temsil ediyor ama belki biraz polemik de oluşur mu bilmiyorum ama kastım o değil, onu söyleyeyim. Anladım. Fakat... Biz de Osman Hamdi Bey'in adından söz ediyoruz, arkeolojinin kuruluşundan söz ediyoruz. Fakat sizin çalıştığınız alan da, bölge de dahil olmak üzere, Anadolu'da nerede klasik arkeoloji kaza alanı varsa bir Alman baskısı var. Yani doğru ifade edemedim de bir vurgusu var, bir realitesi var diyeyim. Yani bir Alman arkeologlar gerçeği var. Bu nasıl dönüşüyor? Yani neden bizim yeni Osman Hamdilerimiz olmuyor? O dönem için söylüyorum, modern dönemde. Belki olsun, bunun cevabı için o dönemi biraz daha tanımlamak iyi olabilir. Çünkü yani isterseniz çok daha eskiye götürelim. Bu ne kadar kanıtlanabilir bilmiyoruz. Ama Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları döneminde de Fatih Sultan Mehmet zamanında devletin ilk kez arkeolojik eserleri, tarihi eserleri toplama gibi bir girişimin olduğunu biliyoruz. Bu önemli ya da, bir bilgi ama. Evet. Ya da 1400'lü yıllarda işte Ankara'da Cicero ismi geçer. Yine ilk arkeolojik araştırmaların acaba yani 15. yüzyıla götürebilir miyiz diye bir takım böyle silik de olsa, tek tük de olsa şeyler var, örnekler var. Ama sonuç itibariyle az önce de söylediğim gibi bu alanın bir bilim dalına dönüşmesi batılılaşma paketiyle gelen ve Cumhuriyet'te de yükselişe geçen bir alan demek de doğru. O dönemin Osman Hamdi'nin babası aslında ilk kez Viyana'da bir sergiye, 1800'lü yıllarda Viyana'daki bir sergiye Osmanlı giysilerini götürüyor.
Bu da yani imparatorluğun son dönemlerinde arkeolojinin devlet nezdinde de bir yer edindiğini, uluslararası düzeyde gösterilebilecek, paylaşılabilecek değerler arasına girdiğini gösteriyor. Ve tabii diğer yaptığı iyi bir şey de Osman Hamdi'yi bu alanda yetişmesine olanak sağlıyor. Yine ismi anılması gereken Osmanlı son dönemdeki kişilerden yani bir grup aydın var ki bunlar da Çinili Köşk'te Aya İrin'deki ilk eserleri toplayan insanlar. Ki o sayede Aya İrin'i müzenin temellerinin atılmasına vesile oluyor. Yani çok parçalı olsa da, teknik olsa da o dönemin isterseniz Fatih Sultan Mehmet'e kadar da götürebileceğiniz, isterseniz Osmanlı son dönemine kadar taşıyabileceğiniz şeyler var, örnekler verebiliriz. Eyvallah. Peki bu Alman ekolü nasıl oluştu? Ona dair. Şimdi bunu da gene tarihsel süreci içerisinde değerlendirmekte fayda var. Çünkü başta da söyledim. Yani Batılılar insanın hem kendi geçmişlerini hem de dünyanın başka coğrafyalarını merak ediyorlar. Merak bir suç değil. Ve özellikle koloniler kurdukları coğrafyalarda oradaki insanları da inceliyorlar ve oradaki insanların yaşamlarını, kültürlerini ve o coğrafyalardaki arkeolojik kalıntıları. Bitki örtülerine, kelebeklerine, kuşlarına varana kadar her şeyi inceliyorlar. İnceliyorlar. Bu tabii şöyle bir fikri de ortaya çıkarıyor Batılı düşünce sistemi içerisinde. Karşılaştırdıkları coğrafyalarda daha geleneksel toplumlarla aslında kendilerini özdeşleştirmeyi kendilerine de pek yakıştıramıyorlar. Dolayısıyla geçmişte aslında kendilerine geçmişin en ileri sayılabilecek kültürlerini kendi geçmişleriyle özdeşleştirmeyi tercih ediyorlar. Böyle bakıldığı zaman da aslında Batı düşünce sisteminin içerisinde kendi köklerinde Yunan ve Roma'yı bulmayı tercih ediyor. Bu da bir taraftan uygarlık fikri diye adlandırılan bu fikrin de yeşermesini, gelişmesine vesile oluyor. Yani Batılılar eğer bizim bir geçmişimiz varsa bu geçmişte olsa olsa Yunan'da ve Roma'da olur diyorlar. Böyle olunca da tabii Yunan ve Roma kalıntıları dünyanın neresindeyse oraya bir akın oluşuyor ki Anadolu'da bu bağlamda hedef coğrafyalardan biri haline geliyor. Yani başat bir coğrafya. Sonuç itibariyle Roma'nın doğusu neredeyse Anadolu'dan ibaret. Anadolu ve civarından ibaret. Onun için de Anadolu'da Türkiye'deki ilk başlayan kazıların bu dönem yerleşmeleri antik kentlere yoğunlaştığını görüyoruz. Hatta aslına bakarsanız Osman Hamdi'nin de ilk yaptığı kazılar yine Helenistik Roma, Tralles, Aulia, Manisa'daki Artemis Tapınağı. Bunlara baktığınız zaman da bunlar da yine ne yakın dönemimiz ne de uzak geçmişimizi yansıtan yerler. Biraz daha hani Osmanlı coğrafyası içerisinde düşündüğümüzde diğer yaptığı kazıda Nemrut var. Nemrut'un dışında da Sayda nekropolleri. Ki İskender Lahdi'nin, Ağlayan Kadınlar Lahdi'nin, Satrap Lahitlerinin getirildiği yer burası. Yani ilk Osmanlı arkeologlarının da yine Antik Roma uygarlıklarına yöneldiklerini görüyoruz. Bunun da kökeninde Batılıların kendilerine uygar bir geçmiş arayışı yaklaşımının belirleyici olduğunu söylüyoruz. Sanırım bu bizim tarih anlayışımıza da resmi tarih tezi dediğimiz Cumhuriyet'in erken dönemindeki tarih anlayışına da yerleşmiş olmalı ki bugün bile hala şeyi tartışırız ya, yani siz daha çok muhatap oluyorsunuzdur bu soruya. Arkeoloji denildiği zaman işte bu Helen dönemi genelde akla gelir. Aklı. Herhalde bunun, bu bahsettiğimiz hususun bir mirası olsa gerek bu. Yani hem Batı'da hem de Türkiye'de arkeolojiyi antik dönem Roma'da ya da Helen'de arama algısı böyle gelişmiş buradan, gibi oluyor. Yani araştırmalar burada. Yüzeyde görülebilen kalıntılar bu dönemde özellikle. Bunun da etkisi olduğunu unutmamak lazım. Ve tabii şunu da unutmamak lazım. Osmanlı'nın Batılılara yani arkeolojiyle ilgilenen insanlara tuhaf insanlar gözüyle bakmış olması da biraz bu yarışın ilk dönemlerinde kıyısında kalmamıza vesile oluyor. O tuhaf insanlar ya tuhaf insanlar geçmişle ilgilenen insanlar ya da başka niyetleri olan, ajanlık yapacak
yapma niyeti olan insanlar ya da kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler, devriyeciler. Yani o dönemde Osmanlı'nın bakış açısı bağlamında söylüyorum. Bu da neye neden oluyor? Sonuçta böyle bu gelen insanlar her ne kadar bir arkeolojik araştırma yapma niyetiyle gelseler de bu Anadolu gibi yakın doğunun büyük bir kesiminin yağmalanmasına neden oluyor. Ve bunu da öyle biraz da gittikleri coğrafyadaki insanları da aşağılayarak yaptıklarını da söyleyebiliriz. Çünkü şu gözle bakılıyor, değer vermiyorsanız, geçmişle ilgili bağınız bu eserler, bu kalıntılar üzerinden kurulmuyorsa demek ki siz bunların farkında değilsiniz. O zaman bizim bunları alıp hakkımız var, götürme hakkımız var. Siz de ülkenizde bulunmasını hak etmiyorsunuz. Hak etmiyorsunuz. Böyle bir bakış açısı yerleşiyor ve bu sayede de bugün British Museum olsun, Louvre Müzesi olsun bu tür müzeler de kuruluyor. Ama gene de burada Türkiye'nin hakkını yememek lazım. Çünkü 1800'lerin ortaları diyoruz ilk müzenin kuruluşu. Hı hı. Ki akabinde İstanbul Arkeoloji Müzelerine dönüşüyor. İlk yasaların ki hatta Doğu toplumları içerisinde tarihi eserlere yönelik ilk yasaların çıktığı iki yer var. Mısır. İlk dönemlerde Osmanlı topraklarında, hı hı. Daha sonra da Türkiye'de bu eserlerin korunmasına yönelik ilk yasaların çıktığını görüyoruz. Ve sürekli de revize ediliyor. Yani dünyanın bu bağlamda da dışında kalmama gibi bir şeyimiz de var. Yaklaşımımız da var. Eyvallah hocam. Peki biraz daha yaklaşalım mı? Yaklaşırsak. Şimdi Neolitik Çağ diye bir tanım var. İşte bu dönem Anadolu açısından önemli. Türkiye'de Neolitik Çağ araştırmaları gelinen nokta ve karşılaşılan problemler desek. Biraz değindik ama. Evet. Şimdi bu ilk dönem araştırmaların içerisinde Neolitik'in yeri yok. Sizin de belirttiğiniz gibi daha çok antik kentler, Roma, Helenistik kalıntılarının olduğu yerlerde araştırmalar yoğunlaşılıyor. 1950'lerde ilk kez, 50'lerin sonunda hatta. Hatta bu bence biraz da ironik. Bugün Fikirtepe, bugün üzerinde gökdelenlerin olduğu yer, Türkiye'de Neolitik çağa ilişkin ilk araştırmaların yapıldığı yer. İlginç. Halet Çember'le bizim İstanbul Üniversitesi'nde prehistorya kürsüsü o zaman adı. Onun kurucusu Halet Çember'le Nazi Almanya'sından davet edilen bilim insanları Kurt Bitel'in birlikte yürüttüğü bir çalışma. O zaman tabii Neolitik de çok fazla bilinmiyor, hatta hiç bilinmiyor. Ardından 60'larda İngiliz arkeologlar önce Hacılar'da, ardından Çatalhöyük'te 63-64 yıllarında kazılara başlıyor. Yine aynı yıllarda Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır'daki çay önünde ki bizim bugün yani Göbektepe, Karahantepe'den bahsettiğimiz coğrafyadaki ilk araştırmalar, Neolitik Çağ ilişkin ilk araştırmalar çay önünde. Hocam çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama. Tabii. Yani ortalama bir izleyici için sormuş olayım. Yani Neolitik'ten kastımız hangi zaman aralığıdır? Ve bu sizin uzmanlık alanınız. Yani teknik olarak siz çok iyi biliyorsunuz ama yani izleyicimiz için sormuş olayım. Şimdi tabii izleyici çok kolay anlasın diye çok basitleştirmeyelim gene de. Yok, sadece zaman aralığı. Zaman aralığı. Neolitik dediğimiz aslında kavramsal olarak insanların yerleşik hayatta geçtiği ve kısa bir süre sonrasında üretici yaşama başladıkları dönemi ifade ediyor. Hı hı. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bizim arkeolojik olarak elimizdeki kanıtlar yaklaşık insanın elinden ilk çıkan aletin 5 milyon yıl önceye ait olduğunu gösteriyor. Biraz daha da eskiye taşınabilir hatta. Bu süre içerisinde insanlar doğada mevcut kaynakları kullanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Aşağı yukarı 12 bin yıl önce yerleşik hayat ve üretici yaşam başlıyor. Bu dönüşümü de biz Neolitik olarak adlandırıyoruz. Eyvallah. Tam sormak istediğim buydu. Anlaşıldıysa tamamdır. Şimdi devam edelim. Dediğiniz gibi Neolitikçe araştırmaları, biraz sözünüzü kesmiş oldum. Evet, estağfurullah. Yani Anadolu platosunda yerleşik hayatın başlangıcına ilişkin dediğim gibi işte Fikirtepe, Hacılar, Çatalhöyük ve Çayönü kazılarını sayabiliriz. Ondan sonra bu araştırmaların ilmesi hızla artıyor. Hatta bugün geldiğimiz noktada Neolitik Çağ araştırmaları dünyada nerede diye düşünürsek oldukça iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi Anadolu bu dönem için oldukça zengin bir coğrafya. Bütün Güneybatı Asya içerisinde öne çıkan coğrafyalardan bir tanesi. Araştırmalar daha geç başlamış olsa da Yakın Doğu'yla ve Avrupa'yla karşılaştırdığımızda daha geç dönemlerde başlamış olsa da bu coğrafyada açığa çıkan kalıntılar her iki
sözünü ettiğim coğrafyayı anlamak, çevre bölgelerdeki yerleşikliği, nöltiği anlamak açısından son derece kilit bir role sahip. Böyle bakıldığında da burada küçük, büyük, bugün yani Göbektepe gibi çok ihtişamlı olması gerekmiyor. Ne açığa çıkarılırsa Anadolu'nun bu dönemdeki kıymetini ortaya koyma potansiyeline sahip ve koyuyor da diğer tarafta. Şimdi hocam, Urfa'da bir proje başlatılıyor. Siz zaten buna dahilsiniz. Ve bu proje işte Taştepeler Projesi. Bu projeden biraz bahseder misiniz? Yani neler yapıldı? İşte böyle bir proje Türk ve Dünya arkeolojisi açısından nerede durur? Önemi nedir? Şimdi Göbektepe büyük bir şey yarattı. Etki yarattı. Özellikle tarih öncesi arkeolojisinde. Türkiye'de ve dünyada. Ardından Göbektepe kazıları ki biz öncesinde yani çağdaş yerlerin varlığından haberdardık. Ama Göbektepe'yle bu ilgi ve bilgimiz inanılmaz bir şekilde artmış oldu. Ardından Göbektepe'de bir kazı başkanımızın yani Klaus Schmidt Hoca'nın vefatından dolayı bir kısa bir süre bir kesinti yaşandı. Ve bu sürecin ardından da Karahantepe kazılarının başlaması söz konusu oldu. Karahantepe kazıları da bize bölgede ki biliyorduk ama bunun kanıtlarını sundu diyelim. Göbektepe'nin yalnız olmadığını, çağdaşı çok sayıda yerin olduğunu gösterdi. Bundan yola çıkarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu bağlamda bir öneride bulunduk. Yani burada bölgeyi, dönemi tek bir yerleşme üzerinden değil de birçok yerleşme üzerinden anlama fırsatımız var diye bunu önerdik. Ve şu anda da Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu şeyi öneriyi çok pozitif bir şekilde yaklaştı. Hatta bizim beklentilerimiz birkaç kazı daha yapmakken kendisi bize bu bölgede bu döneme ilişkin araştırılabilecek neresi varsa araştırmamızın iyi olacağı yönünde bizi cesaretlendirdi ve destekledi. Çok güzel bir şey hocam. Böyle olunca da 2021 yılında Karahantepe kazılarıyla yeniden başlayan süreç Taştepeler Projesi'ne dönüşmüş oldu. Taştepeler Projesi'ni tarif etmek gerekirse bizim odaklandığımız nokta yerleşik hayatın başlangıcı, yani 12 bin yıl önce ilk aşaması ve bunun yaklaşık 1500 yıl boyunca sürdüğünü düşünüyoruz. Yaklaşık olarak yani 8000'li yıllara kadar geçen süreyi ele alıyor. Bölge olarak da Şanlıurfa'da Harran Ovası'nın etrafındaki yükseltilerde bu yerleşmelerin çoğunluğu yaklaşık 150 kilometre çapındaki bir bölgeyi ifade ediyor. Ve bu bölgede şu anda 10 tane arkeolojik alanda kazılar sürdürüyoruz. Bunlar çok uluslu ekipler, farklı üniversitelerden, farklı kurumlardan gelen ekipler. Ve başka bir ifadeyle aynı bölgede, aynı döneme odaklanmış çok sayıda ekibin eş zamanlı çalışması diye tarif ediyoruz. Bu bize ne getirecek belki bunu açmak gerekirse. Tek bir yerleşmeden bugün bile yaşadığımız dünyada bile komşu iki kent arasında bile, komşu iki ilçe arasında, komşu iki bina arasında bile aynı gibi gözükseler de çok ciddi farklar var. Tabii. Dolayısıyla bunu tabii eskiye gittiğimiz ölçüde bu farklar azalsa da varlıklarını ortadan kaldırmıyor. Bu bize bu bölgeyi bütüncül olarak anlama şansı verecek. Böyle baktığımızda da biz Anadolu'nun özellikle yerleşik hayatın başlangıcına, Anadolu coğrafyasının katkısının ne olduğunu, 12 bin yıl önceki insanın yaşam biçimlerini, mimarisini, sembolik dünyalarını, birçok şeyi eş zamanlı olarak farklı yerlerden gelen yerleşmelerden anlama fırsatı bulacağız. Taştepeler Projesi'ni en özet haliyle bu şekilde yani bir anlamda baktığımızda Anadolu'da insanlık tarihinin ya da başladığı bir süreç olarak görüyoruz ama bunu farklı tepeler üzerinden senkronize bir şekilde mi devam etti? Yoksa birbirleri arasında bir fark var mıydı? Nasıl gelişti? Birisi ileride birisi geride miydi? Bir ilişki var mıydı birbirinin arasında? Bunları bir bütün olarak göreceğiz diyoruz bu proje sayesinde. Çok güzel hocam. Bu arada bakanlığımıza da çok teşekkür etmek lazım. Yani gerçekten bu bilinci için, bu duyarlılığı için biz de bazen projelerimiz, etkinliklerimiz oluyor. Gidiyoruz ve hemen olumlu bir şekilde karşılanıyor. Yani gerçekten
çok iyi niyetliler ve pozitif yaklaşıyorlar. Olması için gayret gösteriyorlar. Ülkemizin kültürü için, geçmişimiz, tarihimiz için ciddi anlamda fayda sağlıyorlar. Sağ olsun. Şimdi arkeologlar meslek grubu olarak birçok alana göre, Türkiye'de birçok alana göre dünyaya entegre bir meslek grubuyuzdur biz. Dünyada olan bitenden haberdar bir meslek grubuyuzdur. Dolayısıyla burada karar vericilere, yöneticilere proje sunma şeyi potansiyeli yüksek bir alandır bu. Bunun tabii karşılık bulması durumunda Taştepeler gibi bir proje hayata geçiyor. Yoksa bürokrasiden böyle bir projeyi önermelerini beklememiz zaten doğru olmaz. Ya da benzer projeleri. Dolayısıyla yönetmenimiz de ekrana yansıttı bu arada. Evet, Taştepeler projesi. Yani sadece bu proje bağlamında değil, Anadolu Arkeosu'nun, Türkiye Arkeosu'nun birçok, şu anda mevcut sadece Taştepeler projesi yok kuşkusuz. Bir sürü benzer başarılı proje var. Ama benim vurgulamak istediğim özellikle daha fazlasını üretme potansiyeline sahip bir alandır arkeoloji. Evet hocam, bu çok güzel. Şimdi Çatalhöyük hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz bilmiyorum. Yani Aliyut Hoca'yı davet etmeyi düşünüyorum ama sizden de tabii nedir arkeolojimizde önemi? Çatalhöyük'ü Ali Hoca'dan ya da o bölgede çalışmış olan insanlardan dinlemek daha doğru olur. Ama sonuç itibariyle Göbektepe, Karahantepe bu sürecin başlangıç aşamasını, Çatalhöyük'te gelişmiş aşamasını gösteriyor. Ama iki dönem arasında çok büyük farklar olsa da her iki bölgede veyahut da Anadolu'nun geneli için söyleyebiliriz. Neolitik çağ denince Çatalhöyük'ün öğrettiği şey inanılmaz fazla. Hem o dönemi anlamak açısından olsun, hem de o dönemdeki yaşanmışlığın aslında hiç bugün hayal ettiğimizden çok toplumun hayal ettiğinin diyelim, çok ötesinde bir yer olduğunu bize gösteriyor. Bunda tabii korunmuş olması, kalıntıların oldukça iyi durumda korunmuş olması, günümüze ulaşmış olmaları ve çok iyi bir şekilde bugüne kadar, bugün de olduğu gibi araştırılıyor olmasının önemi var. Çatalhöyük buradaki landmarklardan, yani önemli noktalardan biridir. Peki sonra Göbekli Tepe kazıları var. Türkiye'de özellikle tarih öncesi arkeolojisi açısından bir dönüm noktası. Yine Göbekli Tepe'nin keşfi, bugüne kadar neler bulunduğu, tarih öncesi insanın en çok hangi yönlerini anlamamız açısından önemli. Biraz Göbekli Tepe'yi konuşalım, hatta biraz detaylıca konuşalım hatta. Tamam, yani burada ben gene haliyle ne ölçekli bir detay istenir onu sizin yönlendirmenizi isterim açıkçası. Ama sonuç itibariyle Göbektepe bize bu ilk yerleşik hayata geçen insanların, ilk kez yıl boyu aynı yerde yaşayan insanların dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında anıtsal yönleriyle, teknolojileriyle, sembolizmada, sanatta geldikleri yer düzey bakımından eşsiz benzersiz bir yer. Böyle bakıldığında da bizi başka bir ifadeyle 12 bin yıl öncesi insana en çok yakınlaştıran yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Ki kaldı ki 20 yıllık bir kazı, 20-25 yıllık bir kazı ama şu ana kadar kazılan kısmı %10 bile değil. Peki siz neyi devraldınız burada? Ya da Klaus Hoca nereye kadar getirdi, ne buldu, sizler neler yaptınız ekip olarak? Şimdi %10'u dedim, kazılmış alan. %90'ını kazarsınız, son %10'unda size o güne kadar görmediğiniz, bilmediğiniz bir şey öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla neyi devraldığımızı aslında bilmiyoruz ama çok büyük potansiyeli devraldığımızı söylemek yanlış olmaz. Bugün ne kadar öğrendiklerimiz, dediğim gibi insanların işte mimaride geldikleri seviye, çevrelerini nasıl dönüştürdükleri, yerleşik hayatın hemen hemen bütün aşamalarını, yani yabani türleri nasıl evcil hale getirdikleri, yabani bitkileri nasıl tarıma aldıkları, çevreleriyle diğer canlılarla kurdukları ilişki, birbirleriyle kurdukları ilişki ve o dönemdeki sosyal düzenin tahmin edilenden çok daha karmaşık yani olduğu gibi bir sürü. Bir anlamda insanoğlunun tabiata hakim olma sürecini de tanımlamış oluyoruz yavaş yavaş. Yani belki önceden de hakimdi ama daha somut olarak örnekle, bulguyla bu karşılaşıyor. Öncesinde insanların tabiata hakim olma gibi bir kaygısı,
böyle bir güdüsü olduğunu gösteren çok fazla kanıt yok. Çünkü öncesinde insanlar zaten çok küçük gruplar halinde yaşıyorlar. 20-25 kişilik gruplar halinde yaşıyorlar ve mevcut kaynakları kullanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kaynak neredeyse oraya hareket ederek, yani göçer bir... Bir tür avcılık ve toplayıcılık diye tanımlıyorlar ya, çok genel klişe bir ifadeyle. Evet. Bu şekilde bir yaşam sürdürüyorlar. Dolayısıyla siz karnınızı bu mevsimde burada doyuruyorsanız orada olmanız gerekiyor. Ve bu mobilite, bu hareketlilik sonuçta büyük kalabalıkları kaldırmayan bir şey. Gruplar arasında ciddi bir iletişim var, alışveriş var. Ama yine de küçük gruplar halinde yaşamayı tercih ediyorlar. Büyük bir olasılıkta, ki tek neden bu değil. Yani çevresel bir determinizm burada çok doğruya götürmeyebilir bizi, ama çok büyük bir olasılıkla 12 bin yıl önce bizim Holosen olarak adlandırdığımız dönemde dünya buzul devrinin sona ermesi dünyanın bazı coğrafyalarında sonraki süreci için belirleyici bir takım iklim değişikliklerine neden oluyor. Ve sözün ettiğimiz bölge Güneydoğu Anadolu'yu içine alan geniş bir coğrafyada bu yeni iklim koşulları büyük bir bereketliği de beraberinde getiriyor. Yani var olan türlerin yayılım alanı ya da sayılarının artmasına vesile oluyor. Yani destanların burada ortaya çıkması, tarımın ciddi anlamda burada ortaya çıkması, insanoğlunun üretiminin ve bir anlamda şehir haline ya da birlikte yaşama tecrübesini artırmasının sebebi biraz da bu buzul sonrası dönemin bu bölgeyi bereketli, zaten adı da bereketli hale getirmesinden kaynaklanıyor. En önemli nedenlerden bir tanesi bu. Ama tabii her zaman bereket insanlarda toplumsal veyahut da diğer alanlardaki bir sıçramaya neden olmayabilir. Burada Neolitik insanın, yani Anadolu'da yaşayan, bu coğrafyada yaşayan, o dönemde yaşayan insanların bu ortamı aslında en iyi şekilde, tırnak içinde söylüyorum, değerlendirdiklerini ya da dönüştürdüklerini görüyoruz. Çünkü yaşamlarını o bereketli ortamın içerisinde alışa geldikleri şekilde sürdürme şansları vardı. Ama tam aksi bir durum gerçekleşiyor ve insanlar aynı noktada büyük kalabalıkların halinde yaşıyor. Burada sözünü ettiğim şey, tek bir yerleşmede kalabalıktan söz etmiyorum. Bir taraftan bölge, hem bir yerleşmede çok sayıda insan bir araya geliyor, hem de aynı bölgede çok sayıda yerleşme kuruluyor. Dolayısıyla bölgede büyük bir nüfus artışı ortaya çıkıyor. Yani tarihin seyri açısından baktığımızda, hani ilk site devletlerinden ilk imparatorluğa geçişinde yine aşağı yukarı aynı bölgelerde şekillendiğini düşünürsek, bu sizin başladığınız nokta önce şehirsel birliktelik ya da alansal birliktelik, bölgesel birliktelik ve sonra coğrafyasal bir birliktelik üzerinden devlet ve imparatorluklara doğru giden büyük siyasi güçleri de oluşturuyor gibi. Böyle bir özet yaptığımızda, sözün ettiğiniz gibi bir özet yaptığımızda, aslında Anadolu'yu diğer dünyanın diğer bölgelerinden farklılaştıran konu da bu. Anadolu ilk köylerin, ilk kentlerin, ilk devletlerin ve ilk imparatorluğun kurulduğu dünyadaki tek nokta. Bu önemli. Bu altı süreci, çizilmesi gereken bir nokta. Bu süreci dünyada başka yerlerde hem açıklığıyla hem de varlıklarıyla takip edemiyoruz. Anadolu tabii Batı Asya'nın bütün geniş bir coğrafyanın bir parçası olarak düşünmek lazım. Yani çok da izole etmemek lazım. Bu sözün ettiğimiz aşamaların her birinde farklı bölgelerle ilişkileri olan, bazı zamanlarda komşu bölgelerde daha ileri kültürlerle, o dönem için sözünü karşılaşabilirsiniz, ama tümünü izleyebildiğiniz dünyadaki nadir noktalardan biridir Anadolu. Hocam, Seferşah isimli izleyicimiz diyor ki, T biçimli dikili taşlar insanı stilize eden eserler ise dikili taşların boyları yaklaşık 3 metreyi bulmakta diyor. 6 metre. Öyleyse 6 metre diye düzeltti hocam. Öyleyse bu dönem dünya dışı varlıklardan söz edebilir miyiz? Dikili taşları onlar yapmış veya onlara benzetmiş olabilir mi? Aslında Göbekli Tepe'nin muhtemelen çok sık karşılaştığınız ezoterik bir boyutuna doğru da gidiyoruz. Bu bir tapınak mı? Bu bir yerleşim yeri mi? Bir dinsel inanç ritüeli mi? Şimdi ülkemizde diziler çekilmeye başladı. İşte bir tarafı ta Kapadokya'dan çıkan, işte bir tarafı Göbekli Tepe, bir boyut geçme. O işte bir kapı açıldığı zaman sanki insanlık farklı bir boyuta seyahat ediyormuş gibi algıların da yerleştiği bir süreç var. İşte buradaki doğum yapan kadın ritüelinden tutun da oradaki hayvanlar, köpek mi, kurt mu, tilki mi, bunlar üzerinden bu soru merkezli de
devam edecek olursak biraz daha detaylandıralım Göbekli Tepe'yi. Şimdi şöyle düşünün, yani bu kimi zaman T biçimli dikil taşların boyutlarından başlıyor. Kimi zaman dediğiniz herhangi bir sembolden başlıyor ama aynı kapıya çıkıyor. Hep arkasında enerji, mistik bir takım bağlamlar aranmaya çalışıyor. Bunun iki tane neden olduğunu düşünüyorum. Birincisi, bugünkü insanın, bugünkü toplumun aslında geçmişe çok üstenci bir bakış açısıyla yaklaşmasından kaynaklanıyor. Yani biz aslında 10 bin yıl önce, 12 bin yıl önceki insana bu anıtları, bu yapıları yapabilecek insanlar gözüyle bakmamamızdan kaynaklanıyor. Bakmamamızın nedeni de kendimizi çok iyi hissetmemiz. Ve bu da ilerlemeci bir bakış açısının sonucu. Yani ne düşünüyoruz? En yeni olan her zaman her zaman daha iyidir. Eskisine göre daha başarılı, daha iyidir. Kuşkusuz başarılı olunan alanlar daha fazla. Ama bu sizi geçmişteki herhangi bir başarıdan daha üstün kılmaz. Bu bakış açısı, yani bugün yukarıdan bakmamızın, bu arrogant yaklaşımımız, geçmişte bu şekilde değerlendirmemiz nedeniyle. Asıl fikir burada. O zaman ne yapıyoruz? Geçmişteki bu becerileri, başarıları arkasında gerçek olmayan şeyler aramaya başlıyoruz. Hocam, bir Petra'yı bugün yapamıyoruz. Bugün isterseniz Petra'yı teknolojik bir şekilde yapabilirsiniz ama bugün yapmanız önemli değil. Onu o dönemde yapmış olmaları muhteşem önemli. Bir şey değil mi? Buradaki yani sıkıntı bizim o dönemde o insanları, onları yapmış olmasını onlara yakıştıramamamız. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu dünyanın dışından insanlar gelmiş olmalı. Başka bir şey arıyoruz. Ya da bizdekilerden çok daha iyi teknolojik imkanlara sahip olup sonra bunlar başka bir boyuta gitmiş olmalı diyoruz. Diyoruz. Ama şunu size garanti edebiliriz, bütün işte soru soran dinleyicilerinize de. Arkeolojik olarak aksinin kanıtı olmadığı gibi o dönemde bu yaşayan insanların bunları yaptığına dair binlerce kanıt var. Aksine dair hiçbir kanıt yok. Ama yaptıklarına dair arkeolojik somut binlerce kanıtımız var. Dolayısıyla bu dönemde insanlar bunları yapma becerisine, yeteneğine ve birikimine sahipler. Hem işte 3 metre değil 6 metre dikilmiş, daha da büyük başarıları var mimarlıkta özellikle. Sözün ettiğimiz yapıların özellikle Karahantepe'de geçen sene, önceki sene açığa çıkardığımız yapının birinin çapı 28 metre. 28 metre çapında yuvarlak bir yapıyı yapmanız ve onun üzerini kapatmanız, bir çatı yapmanız büyük bir mühendislik. Kesinlikle. Ve bunun da nasıl yapıldığını, geometrisini, mimarlığını, işte orada stüktürde üretilen çözümlerin hepsinin arkeolojik kanıtlarını sahada biz zaten buluyoruz. Dolayısıyla bunların arkasında başka bir dünya aramanın, canlılar aramanın hiçbir anlamı yok. Ve çok sık da şununla da karşılaşıyoruz. İşte tüneller var gibi, enerji var gibi. Orada çalışan biziz. Benim gibi yüzlerce arkeolog var bölgede ya da diğer arkeolojik alanlarda çalışan. Sözü edilen şeylerin hiçbirinin gerçekle alakası yok. Ama insan hissettiğini de yaşar hocam. Yani oraya gidip ben buradan çok ciddi anlamda enerji aldım, hissettim diyorsa buna siz ister psikolojik diyelim biz. İster kendisinin hüsnü kuruntusu diyelim, ister böyle hissetmek istemesi diyelim. Ama böyle hissettiğini düşünen birisine de hayır sen hissedemezsin deme şansımız da yok. Kuşkusuz. Kim insanların hisleri yani bu alanda herkes özgür kuşkusuz. Ama şunu sorabiliriz. Neden gerçeği merak etmiyorsunuz da, gerçeği öğrenmek gibi bir çaba göstermiyorsunuz da, aklınıza gelen veyahut da gerçekliği sınanmamış şeylere itibar ediyorsunuz diye sorma hakkımızda olduğunu düşünüyorum. Haklısınız hocam. Sonuç itibariyle sahada olan doğal olarak sizsiniz. Ama mesela Göbekli Tepe'den bahsederken ben de dolaşmıştım. Yani oraya depremden 15 gün önce, yani geçen seneki 6 Şubat depreminden 15 gün önce o bölgedeydim. Karahantepe'ye gidemedim maalesef. Umarım siz varken giderim oraya. Fakat Göbekli Tepe'ye enine boyuna dolaştım. O sembolleri ben de elden geldikçe incelemeye çalıştım. Ve sizin de dediğiniz gibi aslında o açılan alan bir dar bir alan. Evet. Ve o yukarıya doğru çıktığınızda başka mezarlar. Şimdi bu sene
Onlardan da bahsetmenizi biraz rica ediyorum aslında. Yukarıdaki ağacın sırrını hep merak ederler. Aslında birkaç tane ağaç var orada ama özellikle bir tanesi, o dibinde mezar olan ağacı çok merak ediyorlar insanlar. Bu eski Türklerdeki bir yüksek tepelere dikilen ağaç kültü vardır ve onun işte tanrısal bir imgeye sahip olduğu, kutsal ağaç olduğu imgesi var. Belki de bizim böyle bir kültürden geliyor olmamız, böyle bir kültürle yoğruluyor olmamız, Orta Asya'daki kısmen şamanist inançlarımızı Anadolu kültüründe de görmek istememizden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi gidiyoruz Anadolu'ya, herhangi bir köye gittiğinizde mutlaka Hızırlık ya da Hıdırlık diye bir tepe oluyor. Evet. Ya da Erenler veya Dedeler dediğimiz işte yüksek çamların olduğu tepeler oluyor. Ve buralara insanlar evliyaların olduğunu söylerler. Evet. O dibinde mezar olsun ya da olmasın, çoğunda da yoktur zaten o mezar. Büyük bir ağacın dibidir. Ama evet, ona biz bir kutsiyet atfetmeyi severiz. Şimdi Göbekli Tepe'nin üstündeki ağaç da bu ritüele biraz örtüşüyor gibi. Bunun bir neticesi mi? Ben biraz size yol yön vermiş de olmayayım. Yani kendi fikrimi söyledim sadece ama. Şimdi aslında bir sözlerinizin içerisinde bir sürü, bölersek bir sürü cevaplanması gereken şey var. Ama öncesinde şöyle biraz önümü kestiniz. İnsanların hislerinin de önüne geçmememiz lazım dediniz. Yine de söyleyeyim. Sözün ettiğimiz zaman aralığı, yani Orta Asya'daki geçmişimizdeki, yakın geçmişimizdeki ve bugün Anadolu'da yaşayan birçok geleneğin kuşkusuz öncesi var. Ama 12 bin yıl öncesinde yaşanmış bir şeyi, hele yazısız zamanlarda alıp 10 bin yıl sonrasında herhangi bir şeyle doğrudan ilişkilendirmek çok tehlikeli. Bütün geleneklerin değişme, coğrafyaya, kültüre, zamana göre değiştiğini de biliyoruz. Yani bugün şaman kültürünün Anadolu'da eğer izleri kaldıysa, o kültürün ortaya çıktığı coğrafyalardakinden farklı olduğunu da kanıtlayabiliriz. Kuşkusuz benzerlikler var. Bu benzerliklerin bir diğer nedeni de insanlar eğer doğayla iç içe, doğayla barışıklarsa, doğayla iç içe yaşıyorlarsa aşağı yukarı benzer şeylerden etkilenir. Birbirinden hiç haberi olmayan topluluklarda bile, çok uzak mesafelerde bile aynı etkiyi bırakan canlılara, ortamlara ve geleneklere rastlamamızın da nedeni budur. Dolayısıyla sizi etkileyen şey neyse, aynı ortam başka bir coğrafyada varsa oradaki insanı da etkilemiştir. Bu prensiple hareket etmek lazım. Diğer taraftan 10 bin yıl önceki bir şeyi, bütün aradaki süreci atlayarak, değişimlerini, dönüşümlerini yok sayarak bir sonraki, yani 10 bin yıl sonrasıyla ilişkilendirmenin de başka yanlış anlamalara, bakış açımızı yanlış bir şekilde yönlendirmesine de neden olabilir. Bundan uzak duruyoruz. Ağaçlara gelince, şimdi ne yazık ki Güneydoğu Anadolu'da ağaçların kaldığı yerlere bakarsanız, aslında biz etnobotanistler de bu ağaçlardan çok faydalanıyor. Çünkü ormansızlaştırma o kadar çok ki. Tek tük ağaçlar bize eski zamanlardaki orman örtüsü hakkında fikir veriyor. Ağaçların varlığı onlara daha sonra insanların tek tük varlıkları, onlara daha sonra insanların toplanma yeri ya da yatır gibi yükledikleri anlamlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Göbektepe'nin üzerindeki ağaç böyle bir anlam yüklenmişse bu yeni. 10 bin yıl önce orada o ağaç yok. Etrafta çok ağaç var ama o tek ağaç, onun olduğu yerde başka bir ağaç bilmiyoruz. Dolayısıyla oraya yüklenen anlam çok modern bir anlam. Yakın zamanda ortaya çıkmış bir şey. Yine de hayal kırıklığı olmasın diye insanlara bir enerji veriyorsa, iyi hissetmelerine neden oluyorsa, biz de zaten o ağacı orada varlığını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem ağaç olduğu için, özellikle orada bir yaşayan bir canlı olduğu için, ki bizim daha büyük bir önceliğimiz, onun orada varlığını biz de son derece önemsiyoruz. Arada gidip gölgesinde de dinleniyorsunuzdur hocam. Valla o sıcakta o ağaç, yani geçen sene yaklaşık bir ay boyunca ortalamamız 55-56 dereceydi. Allah, yani o tek ağaç kimseye yetecek bir gölge yaratmıyor ne yazık ki. Peki hocam, biraz da sembollerden bahsetsek mi? Bu arada bir izleyicimiz Semra Hanım diyor ki Göbekli Tepe adını bulunduğu konumdan dolayı mı alıyor demiş. Yani ismini neden Göbekli Tepe? Göbektepe'nin ilk ismi Göbektepe değil. Kayıtlarda geçen ismi başka.
Hatta ilk bulumda bir işte bulunan yerlerin sayısına, yer dağılımına göre bir kodla adlandırılıyor. Asıl ismi şimdi aklıma gelecek. O kadar Göbektepe'ye biz de aşina olduk ki ilk verilen ismini hatırlamıyordum bir önce. Ama Göbektepe daha sonra verilen, yani kayıtlarda ilk geçen isminden farklı bir isim. Formuna gelince de, yani bir göbekten yola çıkarak herhalde bu soru soruldu. Bütün höyükler zaten topografyada böyle bir yükselti oluşturuyor. Yapay oldukları için bir doğal tepe görünümü taşısalar da yapay yükseltilerdir. Ve böyle bir göbek görüntüsü görüntü oluşur. Dolayısıyla bunun şeyle bir ismiyle, yani oraya özgü bir alakası yok. Peki biraz da motiflerden bahsetsek hocam. Yani buluntuların içerisinde neler var? Mesela arkadaşlarla bazen tartışmaya giriyoruz. Ben kurt da benziyor dedim. Hayır, o uzun ısrarla tilki kuyruğundan, anlamıyor musunuz dedikleri. Bu tip semboller, hangi semboller var burada? Ne ifade edilmiş olabilir? Tahmininiz sadece. Tabii. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Hep kanıtlardan söz etme eğiliminde olduğumuz için Göbektepe'de figürleri, gördüğümüz figürlerin, bütün hayvan figürlerinin hepsinin arkeolojik kanıtlarını, yani kemiklerini de kazılarda buluyoruz. Birincisi, bu canlılar o coğrafyada, o bölgede, o yükseklikte, o çevrede var. Yaşayan canlılar. Hı hı. Varlar. Bu birinci etapta bize şunu gösteriyor. İnsanlar tanıdıkları, bildikleri canlıları resmetmişler. Bunların aynı zamanda bir takım ortak özellikleri de var. Birincisi, tamamı yabani hayvanlar. Çünkü hayvanlar henüz evcilleştirilmemiş. Yani etraflarındaki hayvanların yabani olması oradaki sembolizmeye de doğal olarak yansıyor. Büyük bir çoğunluğu memeliler ama büyük bir çeşitlilik de içeriyorlar. Bunların içerisinde sürüngenler, kuşlar ve tilki, domuz, yılan gibi, leopar gibi belirli bir seçkinin, turnalar gibi belirli bir seçkinin de olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu düşündürüyor. Bu canlılar, resimleri yapılan, betimleri yapılan canlılar kuşkusuz o dönemdeki insanlara hareketleriyle, yaşamlarıyla, belki de renkleriyle, belki işte görünüşleriyle, belki belli zamanlarda ortaya çıkmaları ya da kaybolmaları ya da temas gibi ederek. Yani doğal halleriyle, çünkü hayvan bunlar, doğal halleriyle o dönemdeki insanın yaşamında bir takım anlamlar yüklenmişler. O anlamların ne olduğunu bilmediğimiz sürece, o dönemdeki insanın anlamları bilmediğimiz sürece bizim bugün yapacağımız yorumlar, yüklediğimiz anlamlar yorumdan öteye gitmeyecektir. Ama gene biraz daha daraltalım şeyi, buradaki alanı. Betimlemesi yapılan ve cinsiyete ayırt edilebilen bütün hayvanların eril bireyler olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Hı hı. Böyle bir seçki olduğunu görüyoruz. Ve bir tür güç sembolizmi de olabilir. Etnografik örnekler bununla örtüşür. Bir diğer ortak özellikleri de bunların atak halinde, saldırgan pozisyonda betimlenmiş olmaları. Yani özellikle bir yere yönelmiş olmaları, ağızlarının açık olması, dişlerinin vurgulanması. Bir mücadele ortamını hissettiriyor. Ya da ürkütücülüklerinden faydalanıldığını, onun vurgulanma arzulandığını görüyoruz. Ama benim burada daha çok heyecanlandıran şey, betimlerin, her betimin kuşkusuz bir anlamı var. Ama görüyoruz ki bazı hayvan betimlerinin aynı sahne üzerinde bir araya getirilmiş olmaları. Yani bir dikil taşı bir sahne olarak düşünün. Onun üzerinde farklı hayvanları ve birlikte geometrik desenlerle bir araya getirdiklerini, bir sahne oluşturduklarını görüyoruz. Bunlar da adeta bir mitolojik hikaye gibi düşünebiliriz. Yani o hayvan tek başına bir şey ifade edebilir ama diğer canlılarla bir araya geldiği sahnede büyük bir olasılıkla bir hikayeyi yansıtıyor diyebiliriz. Hı hı. Bundan yola çıkarak şöyle bir yorum da yapmak mümkün. Bu semboller yüklendikleri anlam itibariyle bir mesajı da iletiyorlardı kuşkusuz. Bir nevi sintaks olmasa da bir nevi bunların yazı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bu yapıların içine girdiğiniz zaman, o sahneleri gördüğünüz zaman bir tür resim yazısı gibi, resimli yazı gibi. Eğer size bunlar bir anlam ifade etmiyor olsalar, hem tekil olarak hem de oluşturdukları sahne olarak, biz bugün 10 bin yıl sonra bakan arkeologlardan farklı olmazdı. Demek ki
o dönemdeki insanlar bu betimleri ve sahneleri gördüklerinde onlara bir anlam ifade, bir hikaye aktarıyor. Bir anlam yüklemişler mutlaka. Böyle bakıldığında da bunların birincisi çok güçlü bir toplumsal hafızanın ürünü olduklarını söylemek doğru olur. İkincisi bu toplumsal hafızanın aslında toplumu yaşamakta olan bunları yapan insanların oluşturduğu topluluğu da bir araya getiren, onların sosyal dünyasını şekillendiren motifler olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla demek ki büyük basıda hikaye anlatıcıları var, bu hikayeleri taşıyan, onları o dikil taşların üzerine yapabilen, bu becerisi olan sanatçılar var. O binaların içerisine girildiğinde de onları gören insanlara taşıdıkları bir mesaj, bir anlam var. Hocam mesajı burada durduralım, bir araya gidelim. Tamam. Ve dönüşte buradan devam edelim. Göbekli Tepe'yi ve Göbekli Tepe'nin tarihi geçmişini konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Evet değerli dostlar, Profesör Doktor Necmi Karul hocamızla Göbekli Tepe'yi konuşuyoruz. Karahan Tepe'yi de konuşacağız biraz sonra. Arkeolojimizin serüvenini konuştuk ve Göbekli Tepe ülkemizde en popüler turistik alanlardan birisi. Herhalde yıl bazına vurduğumuzda da en fazla turistin ziyaret ettiği bölge, kazı bölgesi. Urfalılar bu durumdan çok memnunlar açıkçası. Biz de Urfa'ya gitmekten, orayı ziyaret etmekten dolayı çok memnunuz. Ama çok sıcakkanlı insanlar Urfalılar. Siz de orada sürekli çalışıyorsunuz, kazı yapıyorsunuz. Urfa'da biz çalışmaktan son derece memnunuz. Yani hem Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, Saliye Belediyesi, yani kurumlardan, Kültür Bakanlığı'nın kurumlarından, müze, İl Kültür Müdürlüğü vesaire. Yani işim yapmakta olduğumuz işi, bölgenin sıcağı vesaire, bütün yeni başlayan bir süreç, bütün bu zorluklara rağmen bize son derece destek oluyorlar. Bir de ilgililer değil mi? Evet, ilgililer. Toplumda da, yani Urfa halkında da biz çok pozitif karşılanıyoruz. Yani orada olmaktan hem ben hem ekibim, yani şikayetçi olan aramızda kimse yok. Tek şikayetim sıcak. Hocam o oranın kaderi. coğrafyanın kaderliği İbn Haldun'a ait diyorlar değil olduğu da çıktı ama bazen kedere dönüşebiliyor bu noktada. Evet, aşırı evet, soğuk evet. Veya aşırı sıcak gerçekten çok zor. Ama zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Şimdi Göbekli Tepe'nin sembollerini konuşuyorduk. Oradaki ben bir hatırlatma için söylüyorum yeni ekranlarını açan izleyicilerimiz için. Hocam diyor ki kendisi de söyleyecektir. Bu bir tür semboller, bir yazı dili gibi bir mesaj içeriyor. Topluma dönük bir mesajı var idi diyor. Hep saldırgan, hep ataklı, hep eril bir tarzda çizilmişlerdi. Peki başka semboller neler var? Mesela işte bu doğum yapan kadın figüründen çok bahsedilir. Hatta onun işte o döngüyü asıl onun etrafına kurarlar. Biraz da tabii romantik geliyor. Biraz bunun konuda neler söylersin? Şimdi şöyle, bizim karşılaştığımız sembollerde tabii bir istatistik gibi veri benim söylediğim. Eril sembolizmasının öne çıkması ki bunu Karahantepe'de ziyadesiyle görüyoruz. Hatta iki yerleşmenin arasındaki bir farktan söz edersek, Göbektepe'de ağırlıklı olarak hayvan sembolizmasıyla karşılaşıyoruz. Karahantepe'de ise insan. Ve bu insan heykellerinde de erilliğin baskın bir şekilde vurgulandığını görüyoruz. Kadın sembolüne gelince bir ki bu sözünü ettiğimiz yuvarlak büyük anıtsal yapıların sonrasındaki bir süreci tarif ediyor. Yani yuvarlak planlı yapıların dörtgene dönüştüğü bir dönemde karşılaştığımız bir buluntu. Bu bir yapının yine özel amaçlarla inşa edilmiş bir yapının girişinde eşik taşının adeta üzerine resmedilmiş. Tabii kadın figürleri bununla sınırlı değil ama sayıları erkek figürleriyle karşılaştırdığımız zaman son derece sınırlı. Ve o az sayıdaki figürün de bir ortak özelliği var. Ya doğum halinde, eğer o bir doğum sahnesini betimliyorsa, ya da gebe, yani karınları şişik vaziyette küçük kadın heykelcikleri buluyoruz. Ve dediğim gibi bunların sayısı son derece az. Bunun iki tane nedeni olabilir. Evet, bir tercih olabilir. Diğeri de aklımıza şöyle bir şey geliyor.
Etnografik örnekler de bunu destekliyor. Erkeklik sembolizması genelde sert nesnelerle yapılıyor. Hı hı. Yani bu örneklerde gördüğümüz gibi taşlardan yapılıyor ve böyle bir ham maddeden yaptığınız zaman da zamana dayanıklılığı uzun oluyor ve günümüze ulaşılıyor. Ama kadın sembolizmasının toprak olsa, pişmiş olsa veyahut da kurutulmuş olsa o da kalır. Organik maddelerden yapılmış olma olasılığı var. Böyle olunca da günümüze kadın sembollerinin ulaşmamış olma olasılığını da her zaman bir tarafta tutmamız lazım. Yani olmadıkları değil, ulaşmadıkları da ciddi bir şey olarak, öneri olarak düşünülebilir. Ama şu bir gerçek ki, sembolizmada varlıkları bu şekilde tartışılsa da azlıkları, çoklukları, varlıkları, yoklukları, kadının bu toplumda da yeri olmadığını, kadının olmadığı anlamına gelmez. Çünkü iskeletlerde özellikle erkek bireyler kadar kadın iskeletleriyle de karşılaşıyoruz. Hatta yakında Diyarbakır'daki Çayönü yerleşmesinde bir özel yapı var yine. Kafataslı yapı olarak adlandırılıyor. Bu yapının bir duvarının önüne küçük hücreler, taştan odacıklar yapılmış ve bu odacıkların içerisine 400 tane bireyin kafatası ve uzun bacak kemikleri toplanmış. Diğer kemikler yok denecek kadar az. Ve bu şeylerin, iskeletlerin cinsiyet ayrımına baktığımız zaman, cinsiyetlerine baktığımız zaman yarı yarıya olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özel bir yapının içerisinde kadın ve erkek iskeletlerinin aşağı yukarı eşit sayıda toplanabildiği bir toplumda kadınların da sembolizmada yerinin olmadığını söylemek yanlış olur. Ama bize ulaşmamış olabilirler. Bu da yapıldıkları ham maddeden kaynaklı olma olasılığı güçlü. Ama şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela doğurmaya yönelik, mesela gebe olması veya doğurganlığı bir tür, mesela eril yapıyı da düşündüğümüzde hayatın sürekliliği, devamı ve insanın varoluş sebebi, işte tabiata karşı, doğaya karşı bir var olma mücadelesi, hayvan sembolleriyle birlikte düşündüğümüzde böyle bir mesaj mı vermek istiyorlar acaba? Bu mesajı bilemem ama bunun ayırdığında olduğunu, üremenin ve bunun sağlıklı bir şekilde korunması gerektiğinin çok bilinçli bir şekilde farkındalar. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Örneğin hayvanları evcilleştirmeye başladıklarında, bu dönemde ilk kez kontrol altına aldıklarında zaman içerisinde üreme yetisini kaybetmiş bireyleri tüketmeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla üremenin o kalabalığın, ister hayvan olsun, büyük baskı ister insan olsun, kıymetini ve korunması gerektiğini, sürekliliğin, varlıklarının sürekli olabilmesinin de bundan geçtiğini çok iyi farkındayım. Yani üreyemeyeni yiyorlar diyorsunuz. Yani yok olmaya mahkum. Bunu yine bir etnografik örnekten size şey yapayım, anlatmaya çalışayım. Yine geleneksel topluluklarda eş bulmanın yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafeye kadar yayıldığını görüyoruz. Ve buradaki yaklaşımın da ilk şansınızın en uzaktaki gruptan seçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun da asıl nedeni, ne kadar yakından bir eş bulursanız, bu kadın ya da erkek olabilir, burada biyolojik sorunların çıkma olasılığının farkında fark ettikleri için eş bulmanın, bu etnografik örnek ama. Bu müthiş bir bilgi hocam. Modern insan bile bunu fark etmiyor yeri geldiği zaman. Evet, dolayısıyla bu bir kez daha modern insanın kendisini sorgulaması için. Kesinlikle sorgulaması. Bu tür arkeolojik alanların ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor tabii. Hocam bir soru var. İpek Hanım soruyor, İpek Kobaner. Diyor ki hani hocamız diyor, ben arada not almıştım, hemen hızlıca bakayım. Hocamız diyor toplumsal hafızadan bahsediyor diyor. Yani o dönemdeki evet. Toplumsal hafıza. Bu dönemde diyor işte hangi toplumdur? Bu Göbekli Tepe öncesi bir toplum bilmiyoruz. Bundan söz edilebilir mi diye soruyor. Göbekli Tepe ve çağdaş yerler diyelim. Göbektepe'den daha eski yerler de var bu arada. Hı hı. İnsanların daha büyük kalabalıklar halinde bir arada yaşadığını gördüğümüz yerler diyelim. Burada tabii bir toplumsal organizasyondan, iş bölümünden daha tanımlı bir şekilde bahsedebiliyor olmak bizi, yani topluluk yerine aralarda toplum demeye de itiyor. Ama insanlar bir arada yaşadığı sürece, bu sayıları çok belirleyici değildir, bir arada yaşadıkları sürece bir düzeni hayata geçirirler. Çok küçük bir grupta olsanız, o grubun içerisinde iş bölümünün izlerini, hatta bir dikey olmasa da hiyerarşinin izlerini bile görme şansımız vardı ki bu sadece insanlarda değil,
hayvan grupları içinde geçerli. Şunu da unutmamak lazım. Küçük gruplar halinde yaşamanız çok sayıda grubun iletişim halinde olmadığı anlamına gelmez. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Göbektepe ve öncesinde ve o dönemde de çok geniş bir coğrafyada aynı sembolleri kullanan, aynı aletleri yapan ve kullanan ve çok geniş bir coğrafya. Kilometrelerce bir hocam, coğrafya. Hocam 200 kilometre eş bulmak için 200 kilometre giden bir topluluktan ben korkarım ya. Şöyle örnek vereyim. O dönemin şartlarında muhtemelen de yürüyorlar yani. Zaman aralığında insanların Orta Anadolu'dan Volkan Camı'nı yani obsidiyeni Orta Anadolu'dan Ürdün'e, Levant bölgesine yani İsrail'e, Ürdün'e bu bölgeye kadar götürdüklerini biliyoruz. Bazı deniz kavuklarının, Akdeniz'de görülebilecek, yani doğal olarak görülebilecek deniz kavuklarının denizden çok uzak bölgelere taşındığını, takı olarak kullanıldıklarını biliyoruz. Binek yok, ayakkabı yok hocam. Müthiş bir şey değil mi? Yani toplumların kendilerine göre geliştirdikleri bir şeydi. Toplulukların iletişim halinde olmaları, oldukları bir network'ün olduğunu kanıtlayan çok sayıda ham madde ve böyle... Bazı az önce örnek verdiğim gibi böyle takıların dolaşımının çok net örnekleri var. Dolayısıyla bir toplum dediğimiz zaman bugünkü anlamda büyük kalabalıklar, bir toplumsal hiyerarşi içeren düzenlerden bahsetmiyoruz kuşkusuz. Ama bir iletişim ve bir arada yaşamanın getirdiği bir düzen açık bir şekilde görülebiliyor. Hocam şimdi Göbekli Tepe'ye dair söylemek istediğiniz... Başka şeyler varsa onu alayım. Yavaş yavaş Karahantepe'ye geçeceğim. Buyurun geçelim. Çünkü bunlar çağdaş zaten. Aşağı yukarı söylediklerimiz her iki yerleşme için veyahut da çağdaşları için geçerli. Şimdi Karahantepe kazısı 2019 yılında başlıyor. Çok yeni evet. bir kazı. Henüz evet. daha 5. yılına bile girmedi. Ve daha biliyorsunuz ülkemizde siz zaten içindeydiniz. Başlar başlamaz bir heyecan uyandırdı. İlk buluntularla birlikte... hemen işte Göbekli Tepe ile benzer kalıntılar açığa çıkartılmaya başlanıyor. Neler açığa çıkartıldı Karahantepe'de? Yaşam biçimleri, ritüelleri neler söyleyebiliriz? Şimdi biz Karahantepe'de elimizdeki radyokarbon tarihleri, işte açığa çıkardığımız kalıntılar, buluntuların diğer yerlerle analojilerinden yola çıkarsak yaklaşık olarak milattan önce 9400-9500'lerde ilk yerleşimin başladığını biliyoruz ki bu Göbektepe ile çağdaş olduğunu gösteriyor. Hı-hı. Ve en yakın döneme tarih denen buluntularda 8000'li yıllar. Bu da bize şunu gösteriyor. Yaklaşık 1500 yıl boyunca bir yaşamın sürdüğü yerlerden bir tanesi Karahantepe. Ve bu tabii tek bir dönemde ifade edilmiyor. Yani sözün ettiğimiz zaman aralığında insanların aynı bölgede, Karahantepe'de üst üste, yan yana çok sayıda köy kurduklarını düşünmemiz gerekiyor. Ve yaklaşık 10 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Ve bu 10 hektarlık alanın içerisinde topu topu 2000-2500 metrekarelik bir alanı kazmış durumdayız. Ve bunların üst üste yerleşmeler, katmanlar olduğunu düşündüğünüzde birinde işte ilk iki katmanı kazmış oluyorsunuz. Birinde daha derine, daha aşağıdaki daha eski katmanları kazdığınızı düşünün. Dolayısıyla çok az şey biliyoruz Karahantepe ile ilgili bile. Ama bir özet yapmak gerekirse Karahantepe'de de diğerleri gibi, Göbektepe gibi özel yapılar var. Ve özel yapıların etrafında konutlar var. Konut olarak tanımlayabileceğimiz barınaklar var diyelim en azından. Bunları nasıl ayırt ediyoruz? Özel yapıların içerisinde olmayan ama günlük yaşam için ihtiyaç duyulan bir takım aletlerle karşılaşıyoruz. Genişliklerini tespit edemiyoruz ama değil mi? Yapıları ediyoruz. Ediyor muyuz? Derinliklerini yani duvar yüksekliklerinden, çaplarından ve bütün yapı elemanlarının tamamını görebiliyoruz. O dönemde de hanımlar 3+1, 4+1 takıntısı yapıyorlar mı hocam? Şimdi şöyle bu binaların ilk dönemdeki binaların yuvarlak olması aslında toplumda cinsiyetler arasında veyahut da dikey bir hiyerarşiden söz etmeyi zaten ilk sorgulatan şey o. Özellikle özel yapılar, özel amaçlarla inşa edildiğini düşündüğümüz yapılar, toplumları bir araya geldikleri mekanlar olarak, yani topluluğun bir araya geldiği mekanlar olduklarını düşünüyoruz. Hı hı. Burada tabii insanlar ve o dönemdeki yaşamın içerisinde olmadığımız sürece, sözünü ettiğiniz farkları 3+1 bilemiyoruz. Bir bunlara ayırt etme mümkün değil. Ama şu bir gerçek, özel yapıların tamamı tek mekandan oluşuyor. Büyük oluyorlar. Konutlara göre çok daha büyük bir şeyle iş gücü, efor ve
mimari beceriyle muhtemelen konforlu olduklarını gösteriyor tabii bu durum. Onlara verilen önemi, harcanan zamanı ve iş gücünün ne kadar kıymetli olduğunu, dolayısıyla bu yapıların inşasının da insanlar için çok büyük bir anlam ifade ettiğini gösteriyor ki süreklilikleri, yenilenmeleri, kullanım süreci, işlevi bittikten sonra gömülmeleri gibi bir sürü şey de veri de bunları kanıtlıyor açıkçası. Karahantepe'de konutlardan söz edersek bunlar özel yapıların etrafında yuvarlak ya da oval, yani çok düzenli formları olmayan yapılar. Az önce sorduğunuz çapları birkaç metreyle, 3 metreyle 8-9 metreye kadar büyük olanları var. Farklı boyutlarda inşa edilmişler. Tamamı zemine gömük yapılar. Yani yüzeyde, en azından ilk aşamada yüzeyde yükselen yapılar değiller. En azından büyük bir kısmı zemine gömük yapılar. Ve duvarları da haliyle tabii bir açılan çukurun kenarına kaplayacak şekilde inşa edilmiş. Üstlerinin de çalı çırpı, ağaç ya da deri gibi organik malzemeyle kaplandıklarını düşünüyoruz. Burada dikkati çeken şey konutların, özel yapıların etrafında kümelenmiş olması. Bu biz aslında Göbektepe'den daha önceden bilsek de çok da böyle tartışmaya açılmayan bir konuydu. Bu yerlerin acaba sadece özel amaçlarla inşa edilmiş, kimlerinin tapınak dediği binaları içeren ve bu amaçlarla insanların toplandıkları yer mi, yoksa bunlar bir yerleşme mi? Yani insanların günlük yaşamlarında sürdürdükleri yer mi sorusuna açıklık getiriyor. Böyle düşündüğümüzde aslında bu sözünü ettiğimiz yerlerin hepsinin kalabalıklar tarafından kullanılan yerleşmeler olduğunu ve bu yerleşmelerin de içerisinde özel yapılar içerdiklerini, ihtiva ettiklerini kanıtlıyor diyebiliriz. Hocam, şimdi şöyle bir Göbekli Tepe ile ortak bir de soru sormak istiyorum ben. Çok da spekülatif sorular da var ama bu mabet inanç sistemi hakkında fikir edinebiliyor muyuz? Yani ben biraz inanış tarihiyle ilgilendiğim için kendi alanıma torpil yapmış da olayım. Yani bu dönemde bir inanç sisteminden ya da inancı vurgulayan unsurlardan söz edebiliyor muyuz? Bir inanç şekli oluşmuş mu 12 bin yıl önce ya da 8 bin yıl önce? Evet, şimdi özellikle bu özel yapılar olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz mekanların tekrarlılıkları, yani yapısal özelliklerin aynı olması, benzer olması ve bunların yerleşmeden yerleşmeye tekrar etmesi. Bu yapıların içlerinde ritüellerin de gerçekleştiğini, ki buna ilişkin Karahantepe'de çok iyi örnekler var. Birazdan onlardan da bahsederiz isterseniz. Bir takım ritüellere özgü özellikler taşıdıklarını bize gösteriyor ki bunlardan en iyi örneği içerisinde 10 tane ana kayadan oyulmuş fallus bulunan bir insan başının bulunduğu bir alan bu. Bu tabii haliyle bir ritüelin gerçekleştirdiği yer olma olasılığı çok çok yüksek. Dolayısıyla bir ritüeli gerçekleştiriyorsanız da onun sizin inançlarınızla ilişkili olması çok akla yatkın. Sanırım hatta biraz daha ileri gidebiliriz. Burada şu tür bir inanç vardı, bu tür ritüeller gerçekleştiriyordu gibi önermeler olsa da bunların ortak noktası çok katı kuralları olan inançlar olması lazım. Ki bu tekrarlılık karşılık bulsun. Mesela Karahantepe'deki yapı kompleksinden bahsedersek, burası Göbeklitepe. Bir tane merkezde büyük bir yapı var. Az önce söyledim, çapı 28 metreyi buluyor ilk yapıldığı evrede. O varsa görsellerde hemen bu getirir. Bu AD, ortasında AD yazan yapı. Bakın bu beyaz halkanın en dışındaki bir duvar takip edilebilir fotoğrafın sol tarafında. Evet. O bu yapının ilk yapıldığı evreyi gösteriyor. Bu dönemde insanlar bu özel yapıları yaptıktan bir süre sonra duvarın önüne yeni bir tanesini inşa ediyorlar. Bir süre sonra yeni bir tane daha inşa ediyorlar ve bu tekrar ediyor. Katmanlı hale dönüşüyor. Dolayısıyla yapıları sürekli yeniliyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu yapılar o dönem insan için yaşayan mekanlar. Yani yenilenmelerini bu şekilde açıklayabiliriz. Ve yapım süreçlerinde duvarların içerisine T biçimli dikil taşlar yerleştiriyorlar. Bu dikil taşlar az önce konuştuğumuz üzerinde işte betimlerin olduğu dikil taşlar. Ama aynı zamanda hem T formları, yan yüzlerinde eller,
kollar ön tarafta da ellerin birleşmesinden yola çıkarak bu tip antropomorfik kabartmalardan bunları bir insanı sembolize ettiğini düşünüyoruz. Ama diğer fonksiyonunda dikil taşlar çatıyı taşıyor. Hem yapısal bir fonksiyonları var hem de sembolik bir fonksiyonları. Yani çatıyı ayakta tutan insandır mesajı da çıkar burada. Bu şekilde zorlarsak özetleyebiliriz. Ve dikkat ederseniz bütün yapılarda olduğu gibi bu yapıda da duvar boyunca giden sekiler var. Bu sekiler dikil taşlarla bölümlenmiş. Ki Karahantepe'de iki basamaklı seki görüyoruz. Bunların oturma yerleri olduğunu varsayarsak bu yapıların içerisinde çok sayıda insan bir araya geliyor. Ritüellere geri dönersek... Bir tür platform gibi aslında. Bir tür toplanma yeri. Evet, evet. Yani adeta bir meclis gibi. Şimdi bu tür bir yapının sürekli bugünkü inanç binalarından yola çıkarsak camilerimiz, işte diğer kiliseler gibi... Şu ben müsaade ederseniz tabii, ayakta hemen göstereyim hocam, siz de gelebilirsiniz. Tabii. Şu şekilde mesela her birisi dediğiniz şekilde katmanlarla ayrılmış... alanlar, gözler, şimdi odacıklar. Şu gördüğünüz en dıştaki duvar. Bakın şöyle devam ediyor. İçine bir diğeri yapılmış. Bu tekrar eden bir süreç. Hı hı. Bu gördükleriniz de dikil taşlar ve duvar içerisine konumlandırmışlar. Yeni duvarı yaptıklarında eskisinin içerisinden bu dikil taşı söküp yenisinin bir içerisine öncekine. Ama önceki taşıyorlar. Duvarı tutuyorlar ayakta bir önceki şekilde. Önceki duvarı tutuyorlar. Onun boşalttığı, dikil taşın boşalttığı yeri de tamir ediyorlar. Bu gördüklerinizde bakın iki kademe var burada. Duvar boyunca gidiyor. Bunlar da oturma sekileri. Şunları kastettim. Evet onları. Büyük taş levhalarla yapıyorlar ya da burada olduğu gibi ana kayayı bu şekilde. O zaman bu ortada bir takım ritüellerin, sembollerin ya da törenlerin yapıldığı da çıkabilir. İnsanların oturma sekileri olduğuna göre. Şimdi ortak burada, bir eylemi takip ediyorlar. Kuşkusuz. Şurada iki tane devrilmiş taş görüyorsunuz. Bunlar merkezdeki diğerlerine göre daha yüksek taşlar. Bunların da çatının konik olduğuna işaret ettiğini varsayıyoruz. Ama Karahantepe'nin bize öğrettiği bir başka noktada şu alanda, şurada ve bunun tam karşısındaki şu bölgede ki buluntuların dağılımına baktığımızda bu iki bölgenin özellikle olduğunu ve bu iki merkezi dikil taşın karşısında da birbirlerini gören bir yere konumlandırdıklarını gösteriyor. Dolayısıyla çok tanımlı bir plana sahipler. Diğer yapı da şu, bu yapı ve diğeriyle, üçüncüsüyle birlikte düşünülerek inşa edilmiş. Yani birbiriyle doğrudan bağlantısı olan eş zamanlı yapılar, ve eş bağlantılı. Zamanlı. Bu bağlantıyı da şuradan sağladıklarını görüyoruz. Burada bir pencere açıklığı var. Merdivenlerle içine giriyorsunuz, inebiliyorsunuz. Çünkü bunlar yerin altında. Anakaya'ya oyulmuş bir yapı. Buradan girdiğiniz yapıya merdivenlerin eğimi bize bunu söylüyor. Karşı uçtaki bir başka köşeden de merdivenlerle dışarı çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu birlikte düşünülmüş, inşa edilmiş bir yapı. Ama yapısal özelliklerine baktığımız zaman ikisi de birbirinden tümüyle farklı. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki farklı işlevlere yönelik, ritüellere yönelik mekanlar inşa ediyorlardı. Bu ancak çok tanımlı, kuralları olan bir sistemde. Bir de çok amaçlı gibi sanki. Evet. Evet hocam. Peki biraz da doğrudan buluntular üzerinden gidecek olursak yani neler buldunuz Karahantepe'de? Şimdi beslenmeye yönelik buluntular diyelim belki de buluntu deyince aklı ilk bu heykeller geliyordur. Beslenmeye ilişkin biz bu dönemde insanların en azından 11.000-11.500 yıl önce yoğun bir şekilde etraflarındaki yabani bitkileri topladıklarını görüyoruz. Ve kısa bir süre sonra bu topladıkları bitkilerin içerisinde bir seçkinin ağırlaştığını ve bazı türlerin teşvik edildiğini ve bunların da ilk tarıma alınan bitkiler olduğunu görüyoruz. Yani başka bir ifadeyle ilk tarıma alınan bitkiler, baklagiller, tahıllar, bunlar bu bölgede zaten var olan türler. Biliniyor. Yabani olarak mevcut türler. Ve yeni iklim koşulları bunların yayıldığı alanı genişletiyor. İnsanlar bu türleri topluyorlar, yerleşmeye getiriyorlar ve öğütüyorlar. Ama bir süre sonra bunların içerisinden bazılarının biyolojik olarak yeni sürece adapte olduklarını ve insanlar tarafından teşvik edildiğini görüyoruz. Ve o dönem için çok kısa sayılacak bir süre sonra da onların tohumlarını ekerek yetiştirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla yani bitkiler bize
bizim için o dönemi anlamak konusundaki bitki kalıntıları en önemli buluntularımız. Bir şey soracağım hocam. Şimdi diğer buluntulara da gideriz ama vaktiyle ben Marmara Üniversitesi'nde çalıştım daha önce. Kemalettin Hoca'yı bilirsiniz. Yayın evet. Öncesinde de bahsettik. Benim çok sevdiğim bir ağabeyimdir Kemalettin Köroğlu. O bize işte o zaman Üçtepe'yi kazıyordu. Anlatıyor evet. Heyecanla. İşte Diyarbakır biz bölgesindeki... Biz arkeologlar biraz öyleyiz. Evet. Diyarbakır bölgesindeki kazılarını. İşte diyor ki insanların diyor değirmeni bulduklarını anladık diyor. Şöyle şu oldu bu oldu. Ben de ona bir gün sordum. Benzerini size de soracağım da. Buyurun. Yani nereden biliyoruz dedim değirmeni bulduklarını. Dedi ki ben ortaçağ tarihçisiyim. Yani biz insanı daha ete kemiğe bürünmüş, yazan, çizen, savaşan insanlar olarak biliyoruz. Sizinki çok muhteşem bir dönem o açıdan çalıştığınızda. Diyor ki kemik buluntularından anladık diyor. Yani nasıl anladınız diyorum. Diyor ki bak oğlum diyor insan diyor buğdayı çiğniyorsa diyor kendisi dişlerinde tırtık kalmıyor diyor. Hı-hı. Dümdüz oluyor dişler. Evet. Ama diyor artık o diş kendi formunu hala muhafaza ediyorsa bir iskelette bu diyor şeyi bulduklarını gösterir. Artık öğütmeyi bulduklarını çünkü Hı-hı. dişiyle ezmek öğütmek zorunda kalmıyor o buğdayı evet. diyor. Sizin Karahantepe'de bu insan kemik buluntularından söz ettiniz. Böyle çıkarsamalarınız var mı? Öyle bir an aklıma geldi. Şimdi merak hoca tabii çok bunu basit ve anlaşılır bir şekilde izah etmiş. Detaylandırabilirdi. Demek ki o dönem gerek görmemiş. Sadece kemiklerden değil, kemiklerde özellikle kemiklerden gidersek insanların tükettikleri kaynakların izotop analizleriyle tespiti yapılabiliyor. Yani bölgede hangi tür bitkiler varsa tuzlu mu, karasal etkinli gibi bu ayrımları yapabiliyoruz. Bu da ancak kemiklerde yapılan izotop analizleriyle mümkün. Bu yöntemlerden bir tanesi. O zaman diyoruz ki şu tür bir beslenme alışkanlıkları vardı. Bunların yanına işte az önce hocanın söylediği gibi dişlerden, diş minelerinden yapılan analizler, onlarda kalan tortular bize yine neler tükettiklerini gösteriyor. Sadece üzerlerindeki dişlerin aşınması değil. Aynı zamanda bulduğumuz bitki kalıntıları ve hayvan kemikleri kalıntıları. Bunların üzerindeki kasaplık izleri ya da bitkilerin üzerindeki onların formunda bir sulu aş mı değil mi gibi birçok şey söylüyor. Ama en önemli göstergesi bitkilerdeki morfolojik değişim. Hayvanlardaki morfolojik değişim. Çünkü evcilleştirdiğiniz bir hayvanda doğal olarak onların iskelet yapısına da müdahale ediyorsunuz. Ve onları kontrol altında tuttuğunuz sürece bir takım değişikliklere neden oluyorsunuz. Bunu örneklendirmek gerekirse yabani koyunla, bugün hala doğada olan bir canlı, yabani koyunla evcil koyunu karşılaştırın. Evcil koyun evcilleşmiş bir hayvan. Öncesinde olmayan bir hayvan. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yabani koyun nasıl bir canlı? Uzun bacakları olan, sert bir kıl tabakasından oluşan bir deriye sahip, uzun boynuzları olan bir hayvan. Savunması atik bir hayvan. Gerekiyor tabii. Dağlarda yürümesi tırmanabilen bir hayvan. Evcil koyuna bakın. Bacakları kısalmış. Üzerine bir post oluşmuş. Boynuzlar küçülmüş ve yuvarlaklaşmış. Bu o hayvanın kontrol altında tutula tutula geldiği hal. Aynı şeyi bitkiler için de okumamız mümkün. Ama bunu okumak için çok büyük bir zaman ve çaba gerektiriyor. Arkeolojinin belki de en az görünen yönü bu. Şöyle bir örnek vereyim size. Karahantepe'de son 3 yıl içerisinde toplam 6000 litre toprak elendi ve yüzdürüldü. Yüzdürme su tanklarını atıyoruz. Çamurunu akıtıyoruz. O aktıktan sonra yüzeye yükselen hafif olduğu için tahıl tanelerini, bitki tanelerini yüzeyde topluyoruz. Binlerce çeşit olduğunu düşünün etrafınızda. Onu botanik uzmanı, arkeobotanik uzmanı onların mikroskop altında inceliyor. Ve size türleri söylüyor. Atamızın ata tohumunu bulmuşsunuz hocam. Sadece ata tohumunu aslında değil. Bu dönemde bulduklarımız bütün insanlığın ata tohumları. Tam çünkü böyle bakın bugün bütün dünyada beslenmemizin temelini oluşturan girdilerin tamamının bu dönemde evcilleştirildiğini görüyoruz. Tarıma alındığını görüyoruz. Bu bakımdan son derece önemli. Dolayısıyla aslında arkeolojide ağırlıklı olarak söz edilen şey binalar, duvarlar, dikili taşlar vesaire. Ama öğretici olan, daha çok öğretici olan şey
diğer o gözükmeyen ve çok gündelik büyük hayatın efor pratikleri gerektiren kısmı. Belki de Türkiye'deki en çok geliştirmemiz gereken alanlardan da bir tanesi bu uzmanlıkların sayısının artması, daha işlere hale getirilmesi ve buna uygun laboratuvarların kurulması diyebiliriz. Dolayısıyla bize aslında o dönemi, o dönemin insanını anlatan şey buralarda gizli diyebiliriz. Peki diğer buluntulardan söz edelim hocam. Ben konuyu değiştirdim de tekrar aynı noktaya getirmiş olayım yani. Burada da yine öne çıkanlarla çıkmayanlar gibi bir şeyle yolla gidelim. En çok Karahantepe'de öne çıkan şeyler insan heykelleri. Bu bizde bizim Göbeklitepe'de çok görmediğimiz olan ama Karahantepe kadar çok görmediğimiz heykeller. Çok tanımlı bir takım şeyler, özellikler taşıyan insan heykelleri bunlar. Genelde yüz hatları çok keskin ki az önce üzerinde konuştuğumuz bu özel yapının içerisinde anakayadan yapılmış bir insan başı var. Çene, göz çukurlukları ve çenesinin altındaki bir üçgen kabartmalı bir erkek temsil ettiğini düşündüğümüz bir insan başı. Ekranda gördüğünüz de keza aynı şekilde. Hı hı. Yine bir özel yapının içerisinde bir sekinin üzerinde oturan bir insan. Büyük bir olasılıkla bu kemikleri ve kaburgaları, yani boynundaki kemikleri ve kaburgaları vurgulanmış ki bunun bizim ölümü sembolize ettiğini düşünüyoruz ki böyle bir sahneyi ancak ölü bir ya da çok zayıf bir vücutta görebilirsiniz. Oturur olması, fallusunun vurgulanmış olması da yaşamı sembolize ettiğini düşünüyoruz. Hı hı. Bu özellikler Karahantepe'deki insan heykellerinin ortaklıkları arasında yer alıyor. Ama sadece büyük anıtsal heykeller, insan heykelleri yok. Hayvan heykelleri var. Bunlar da az önce Göbeklitepe'den tarif ettiğimiz şekilde ki leoparlar burada çok öne çıkıyor. Çok sayıda leopar heykeli buluyoruz. Gene ortak özellikleri atak halinde olması ve erilliklerinin vurgulanması. Üçüncü grupta insan ve hayvanların birlikte betimlendiği, birlikte şekillendirildiği heykeller var. Bence bu da çok can alıcı bir şey. Çünkü Karahantepe'nin sembollerinden biri haline gelen sırtında leopar taşıyan bir insan heykeli var. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergide. Orada da bakıyorsunuz ki leopar yine ürkütücü ama bir insanın sırtında, hareket halinde. Şimdi normalde herhangi birini deseniz ki birini gördüm sırtında leopar taşıyor. Mümkün değil. Dersiniz ki öldürmüş. Tabii. Avladığı bir hayvan. Ama burada canlı bir hayvan betimlenmiş. O zaman iki ihtimal var. Ya evcilleştirilmiş ya da leopar ona saldırmış. Leopar size saldırdığınız zaman sizin bir şansınız yok. Yani leoparı zaten bir kere görebilirsiniz. Ya ölürsünüz. Ya da öldürürsünüz. Ya da kaçarsınız. Ya da öldürürsünüz. Dolayısıyla bu bir kere gerçekleşebilecek. Ama leoparın hareketleri ki birçok dikil taşın üzerinde de leopar postunun böyle noktalı haliyle betimlendiğini görüyoruz. Demek ki leopar bugün de olduğu gibi insanları en fazla etkileyen hareketleriyle, görünüşüyle, renkleriyle bir anlam yüklenebilecek bir canlı. Burada da bize şunu gösteriyor kuşkusuz. İnsanın doğasıyla, doğasındaki, çevresindeki canlılarla kurduğu ilişkinin bugünkünden çok farklı olduğunu gösteriyor. Bizim şu anda yarıştığımız şey etrafımızdaki canlıları hızlı bir şekilde nasıl ortadan kesinlikle kaldırırız. Yani 12 bin yıl öncesinden belki de en çok ders almamız gereken şey bu çevrenizde diğer canlılarla ne kadar barışık olunabildi. Kesinlikle aynı fikirdeyim bu arada sizinle. Yani benim aklıma evcilleştirilmiş olabileceği bile geliyor. Ya da en azından bir birlikte yaşama alanı oluşturmuşlar. Hiçbir şeyde arkeozoolojik kanıtta leoparın evcilleştirdiğini gösteren şey yok. O zaman Pini Yaşamı filmi aklıma geldi bir an. Evet. Zorunluluk birlikte yaşamayı mümkün kılabiliyor bazen. İnsanların o dönemde leopara veya diğer canlılara yüklediği anlam bu şekilde eserlere yansıyor. Şimdi bu gördükleriniz de bu şeyin sembolizmanın en iyi örnekleri. Bu sağdaki sözün ettiğim sırtında leopar taşıyan insanı görüyorsunuz. Ama dediğim gibi sadece heykellerden ibaret değil. Taş kaplar var. Üzerlerinde bu benzer hayvanları görüyoruz. Hocam şey, insanın yüzü de bir hafif maymunu andırıyor değil mi? Yok. Andırmıyor. Hiç, yani bana öyle gelmedi. Bilmem o kaşları, burnu falan öyle. Şimdi bu dönemdeki insanların iskelet yapılarını biliyoruz. Hı. Boylarını, aşağı yukarı etlendirme örnekleri var ki henüz bu bölgede yapmış değiliz onu. Çok keskin yüz hatlarına sahip canlılar bunlar. Hı hı. Ve
bizim gibi insanlar. Dolayısıyla burada bir göndermeye, yani başka bir canlıya benziyor imajı çıkmaması lazım. Tümüyle insan bunlar. Biyolojik olarak yani bunun kanıtları çok fazla var. Hocam bir de şey var, bu Karahan Tepe'nin isminden de hareketle özellikle bizim ülkemizdeki milliyetçi kesim böyle bir heyecanlanmıştı. O Orta Asya'daki kültik inanıtına benzeyen bir insan figürü var biliyorsunuz. İşte o bıyıkları, evet, ve çekik gözleriyle. Evet. Acaba burası bir Türk yerleşimi olabilir mi ya da Türk tarihinin ilk evreleri olabilir mi diye. Ne dersiniz buna? Başta söyledim. Yani benzer ortamlardan kültürler, benzerlikler doğurur. Dolayısıyla burada bir şamanik bir dünya anlayışının olduğunu gösteren çok fazla veri var. Türk kültürünün kökeninde de bu var. Dolayısıyla bu dünya yaklaşımı, dünyaya bakma biçimi benzerlikler içerecektir. Ama bu Karahantepe'de, Göbektepe'de yaşayan insanların Türklerin ata babaları olduğunu göstermez. Bundan bence uzakta durmak lazım. Bir soru daha var hocam. Bir izleyicimiz sormuş, Işıl Hanım. Sizin bir demecinizden alıntılayarak söylüyor. İşte Necmi Hoca Karahantepe'de inisiyasyonla ilgili bir demeci vardı diyor. Evet. Hala aynı fikirde midir diyor. Edersin. Aynı fikirdeyim. Daha doğrusu bunu şu anda elimizdekilerle en akla yatkın önerme olarak düşünmeye devam ediyorum. Az önce gösterdiğimiz yapıda bir taraftan merdivenle girip bir taraftan çıkıldığını gösterdim. O binanın dışında binaya doğru uzanan bir tane kanal var. Bir yılan kavi formda ve onun içerisine bir sıvı döktüğünüzde binanın içerisine dökülüyor. Ve belirli bir seviyeye kadar dolduktan sonra giriş tarafındaki başka bir açıklıktan da o merkezi binanın içindeki bir havuza akıyor, dökülüyor. Ve burada bir sıvı ile ilgili bir ritüel olduğunu akla getiriyor ki keza bu falusların da belirli bir seviyesine kadar sıvı ile temas ettiğini gösteren bozulmalar var. Ve siz bir yapıya girdiğiniz yerden çıkmıyorsanız, bir uçtan girip bir uçtan çıkıyorsanız orada bir sürecin tamamlandığını akla getiriyor. Bu kadar fallik sembolün olması ve geleneksel toplumlarda topluma kabul edilmenin en önemli kriterlerinden bir tanesi, ritüellerinden bir tanesi inisiyasyon törenleridir. Hı hı. Erginlenme törenleridir diğer adıyla. Buna benzer bir tablo söz konusu ortada. Yani sürecin yaşanması, sıvı ile ilgili bir ritüelin gerçekleşmesi, fallik sembollerin öne çıkması akla bu önermeyi, aklıma bu önermeyi getirdi. Onun için önerdim. Bu önermenin bir diğer nedeni de o kadar gerçek dışı önermeler var ki biraz ayağımız yere basıp basalım. Bunun etrafından başka önermeleri de açığız tabii. Eyvallah. Hocam şimdi Karahantepe'ye dair, bu bulgulara dair söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Şunu vurgulamak isterim. Burada da ne yazık ki sadece o büyük heykellerin fotoğrafları var. Bunlardan ibaret değil buluntular. Az önce söylemek istedim. Taş kaplar, kloritten yapılmış taş kaplar. Üzerleri inanılmaz bir şekilde geometrik ve bu gördüğünüz hayvan betimleriyle donatılmış. Küçük boncuklar, taş aletler ki bunlar heykellerin üzerinde tamamı. Bu hayvanların çok minyatür versiyonları, yine taştan yapılmış sürüngenler, memeliler, çok sayıda küçük hayvan heykelci de var. Bu bize bu sembolizmanın sadece anıtsal dışavurumlarının değil de aynı zamanda küçük nesnelerde, minyatür versiyonlarında olduğunu gösteriyor. Bu sanatsal becerinin nedenli üst düzeyde olduğunu anlatıyor. Hatta geçtiğimiz yıl bir yapının içerisinde dikil taşlarla tanımlanmış bir alanın arasında kalan bölümün kırmızı steril bir toprakla doldurulduğunu, doldurma sürecinden önce çok sayıda taş kabın, tabağın, kapakların, boncukların, havan ellerinin gibi birçok özel amaçlarla yapılmış, yani günlük kullanıma işaret etmeyen yönleri öne çıktığı için bunu söylüyorum, oraya yerleştirildiğini ve eş zamanlı olarak da steril bir toprakla gömüldüğünü görüyoruz. Adeta yapıları nasıl işlevi bittikten sonra gömüyorlarsa o alanın da bu şekilde gömüldüğünü ve bu ürettikleri, oraya yerleştirdikleri eserlerin de burada gördüğünüz o dikil taşlar ya da üç boyutlu heykellerden çok çok daha incelikli, ustaca
yapıldığını görüyoruz. Yani buluntu çeşitliliği açısından büyük bir yelpaze söz konusu. Günlük kullanım eşyalarında da öyle. Öğütme taşları, ezgi taşları, taş kaplar, çakmak taşından yapılmış farklı işlevlere yönelik aletler, okuçları gibi sonsuz bir çeşitleme söz konusu. Yani aslına bakarsanız bugünkü yaşamımız ne kadar karmaşık ve çeşitlilik içeriyorsa o dönem içinde tek düze bir yaşam değişen bir şey yok desek canlandırmamak yani lazım. Çok renkli bir yaşam. Bize renkleri ulaşmıyor ama geçtiğimiz yıl Karahan'da Göbektepe'de insan varsa renk vardır hocam. Vardı. Tabii. Göbektepe'de bir domuz heykeli, yaban domuzu heykeli bulundu. Dünyanın bilinen bu yani bir vurgu olsun diye söylüyorum. En başka eski bir anlamı yok. Boyalı heykeli. Ağız, dil, kulakları ve patilerin pençeleri kırmızıya boyalı. Vücudu da siyah ve beyaz renklere ne boyalı. Ne anlama gelir hocam bu? Bu en azından şu anlama gelir. Gördüğümüz bütün figürler büyük bir olasılıkla boyalıydı. Bu binaların içerisine girdiğiniz zaman o bütün sahnelerin rengarenk olduğunu düşünebilirsiniz. Etrafta postların, eşyaların olduğunu rengarenk... Yani muhteşem bir renk cümbüşü de var aynı zamanda. Evet. Bunun kanıtları... Estetik anlayışlarının inanılmaz, üst seviyede olduğunu inanılmaz. Anlamaz. Yani sadece mimarlıkta değil. Besin kaynaklarını kullanma, erişme, onları yani gıdaya dönüştürme değil sadece. Burada bir yaşam mücadelesi diye bir şey söz konusu. Bir sanat ve bir estetik de var. Bir mücadele değil, barışık ve çok üretken olmalarına olanak sağlayan bir ortamda üretici bir kalıba. Böyle bakıldığınız zaman aslında Neolitik çağ, yani 12 bin yıl öncesi, bugün Batı dediğimizde dünyanın sanatta, teknolojide gelişmiş toplumları aklımıza geliyor. Batı ülkeleri aklımıza geliyor. Hı hı. Biz Neolitik'i 12 bin yıl önce dünyanın batısı neresi derseniz burası diyebileceğimiz bir zenginliğe sahibiz. Yani sadece savaş değil, sanat da var. Savaşın sadece zaten... gastronomi değil, estetik de var. Güzel bir noktaya değindiniz. Bu dönemde insanların toplu halde birbirlerini boğazladıklarını gösteren, başka bir ifadeyle, büyük kalabalıkların birbirlerini ne savaş açtığını gösteren herhangi bir buluntu yok. Çatışma kuşkusuz var ama savaş yok. Savaş çok çok daha sonra kanıtlanabilir şekilde ortaya çıkıyor ki bunun da tarihi toplasanız 7000 yıl. Yani dev sitelerin oluşmasından sonra hocam. Sonra. Çıkar çatışmalarının doğması lazım savaşın olması için. Evet. Büyük ölçekli. Ama baştan beri söylüyorsunuz toplumun basit bir şekilde anlamasını sağlayalım diyorsunuz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Kesinlikle. Kime sorarsanız sorun sanki insanoğlu var olduğundan beri savaşıyormuş gibi düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Savaş insanlık tarihi içinde son damlalardan bir tanesi. Aslında bu şunu öğretmesi gerekir. Bu kadar yeni bir şeyin, bu kadar uzun bir zamanın içerisinde bu kadar yeni bir şeyin bir an önce hayat, insanın hayatından çıkması, savaşsız bir hayatın milyonlarca yıl olduğu gibi mümkün olduğunu arkeoloji bize çok net bir şekilde gösteriyor. Hocam iki sorumuz var. Son 10 dakikamıza da giriyoruz. Birisi program editörüm Selva Hanım'ın sorusu. Diyor ki yani hocamızın şöyle bir tahmini var mı? Yani Göbekli Tepe veya Karahan Tepe. Şimdi 10'da 1 dedik belki ya da %10 dedik. Evet. Yani nasıl bir alan öngörüyor hocam? Ne kadar geniş olabilir? 10 hektarın tamamı kullanılmış. Bu devasa bir alanı ifade ediyor. Tabii. Bunun büyük bir kısmı gerçi, büyük demeyeyim de bir kısmı taş ocağı olarak kullanılmış. Yani bu T biçimli dikil taşları başka bir yerden getirmiyorlar. Hemen oradan getiriyorlar. Zaten seçtikleri yerleşme için seçtikleri yer bu tür taşları elde etmeleri için uygun bir yer. Diğer kısımlarında kazı yapmadan net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bazı bölgelerinde sadece konutların olduğunu ama geri kalan çok geniş bir alanda konutlar ve bu özel yapıların bir arada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tekrarları olacaktır ama işte 20 küsür sene Göbektepe'de kazıp görmediğimiz şeyleri geçen sene Göbektepe'nin kendisinde ve Göbektepe'den farklı olarak Karahantepe'de son birkaç yıldır buluyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla arkeolojinin belki de en heyecan verici taraflarından bir tanesi bu. Toprak altındakini her an kazmadan keşfetme yorumlama, anlama şansınız yok. Dolayısıyla kazı arkeolojinin bir aracı. Bu aracı kullanmak durumundayız, kullanacağız. Ama sonuçları itibariyle o araç bize büyük sürprizler
Yani garanti en azından. Bir de Meltem Doğan Alparslan hocamızın sorusu var. Biraz değinmiştik ama tekrar bir gündem olabilir. Bunca sembolizma içerisinde toplumun kadın bireylerini temsil eden herhangi buluntular ya da bulgular var mıdır diyor. Biraz bahsetmiştiniz. Bahsettik bundan. Yani dediğim gibi sayıları çok az ama bu olmadıkları değil, günümüze ulaşmadıklarıyla, yani yapıldıkları ham maddeden kaynaklı ulaşmamış olmalarıyla ilgili olabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi süremiz daralıyor dediğim gibi. Birkaç sormak istediğim soru daha var. Bu Taştepeler Projesi kapsamında yürütülen diğer kazılar var. Bu kazılarda farklı ya da bu iki yerden öğrendiklerimizden farklı karşılaştığımız motifler, bulgular var mı? Şimdi dediğim gibi biz aslında 1500 yıllık bir süreci araştırıyoruz ve bu yaptığımız kazıların, yapılmakta olanların, ki burada Türkiye'den Çukurova, Ege Üniversitesi, Aran Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmak üzere yurt dışından da Liverpool, İtalya, Almanya, Japonya, çok büyük bir olasılıkla Çinli ve Rus meslektaşlarımız da bu projenin içerisinde yer alacaklar. Dolayısıyla farklı kazılar yapılıyor ama bu farklı kazıların bu 1500 yıl içerisinde farklı aşamalarını temsil ettiğini, bazı dönemlerinde de eş zamanlı olduğunu görüyoruz. Zaten anlamak istediğimiz şey bu 1500 yılı bütüncül bir şekilde bu tabloyu ortaya çıkarmak. Şu anda yapılmakta olanlardan örneğin Çakmaktepe bu sürecin ilk aşamalarını temsil ediyor. Hı hı. Ve ilk aşamalarından itibaren özel yapıların varlığını bize kanıtlıyor. Sayburç dersek, Sayburç yerleşmesi yine bu sembolik ögeleriyle çok güçlü bir yerleşim. Ama aynı zamanda bize öğrettiği yeni şeylerden bir tanesi konutlarla, yani yerleşim dokusunun içerisinde özel yapıların nasıl yer bulduğunu, nasıl bir harmoninin oluştuğunu zaman içerisinde iyi kanıtlarıyla gösteriyor. Konut mimarisini çok iyi bize anlatıyor ve mimarideki gelişimleri bize gösteriyor. Sefertepe bir diğer yürütülmekte olan kazı. Bu da projenin en doğudaki kısmı. Bizi özellikle Dicle'deki kültürlerle ilişki kurmamıza, yani bu ilişkiyi anlamamıza fayda sağlıyor ki burada da çok sayıda dörtgen planlı odadan oluşan bir yapı kompleksi var. Tamamen yeni bir sosyal düzenin bu süreç içerisinde ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor. Son dönemi, sürecin son aşamasını yansıtan yerlerden biri de Gürcütepe. Gürcütepe'de ovada bir yerleşme. Ovanın hemen Haran Ovası'nın kenarında. Burada da artık gerçek anlamda köy yaşantısının ortaya çıkmaya başladığını, mimarinin kerpiçe dönüştüğünü, erkek eril sembolizmanın yavaş yavaş kadın sembolizmasına dönüştüğünü çok önemli gösteriyor. Dolayısıyla aslında bu kazılar bize başta da söylediğim gibi sürecin tamamını geniş bir coğrafyada eş zamanlı olarak anlama fırsatı veriyor. Belki de bir diğer vurgulanması gereken şey, bu sözünü ettiğimiz kazıların her birinin uzmanları var. Zoologları, botanikçileri vesaire. Bu uzmanları da bir araya getiriyor. Dolayısıyla bir yerden ya da bir uzmandan çıkan sonuçlar değil, çok yerden aynı alanda uzmanlaşmış çok sayıda insanın ortak sonuçları bize bu projenin sonucunda geleceğimiz, yani nokta açısından çok motive edici, çok bize, yani bütün beslenme, yerleşim sürekliliği, mimarisi hakkında bütüncül bir tablo çıkarmaya aday bir hocam iş. Bu çok güzel. Şimdi sorularımın içinde şey vardı, bu medyanın arkeolojik alan yaklaşımını değerlendirelim ya da yanlış bilinenler, ama onları aşağı yukarı konuştuk. Evet. Tekrar gündem yapmamıza gerek var mı onu bilmiyorum ama şeyi ben sormak istiyorum size, biraz daha popüler olsun, sansasyonel olsun, hem de izleyicilerimizi biraz tebessümle programı bitirmiş olalım diye. Sizin bu süreç içerisinde karşılaştığınız tuhaf tepkiler, ilginç anılar zihninizde kalan, bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Bir de o dönemin insanının ömrü hakkında bir bilgimiz var mı? Önce onu sorayım. Sonra sizin anılarınızdan birkaç örnek isterim. Yani iskeletlerden bizim bu dönemde insanların 40-50'li yaşlara kadar rahatlıkla yaşadığını gösteren çok sayıda iskelet var. Genç ölümlerin sayısı daha çok kuşkusuz bugünle karşılaştırdığımız zaman. Ama akıllarda hep şöyle bir şey vardır. Ya daha doğrusu kim insan, eski insanların çok uzun süre yaşadığını,
Kimileri de çok erken öldüğünü söylerler. Neolitik'te bu dönemde insanların 40-50'li yaşlara kadar çok rahatlıkla yaşamlarını sürdürdüklerini gösteriyorlar. Tuhaf şeyin sayısı çok ama ortaklaştıkları noktalar aynı. Mistizm, enerji, tüneller, uzaylılar, bu insanüstü varlıkların bu dikil taşları getirmiş olabileceği gibi ve bunun etrafında şekillenen şeyler. Bunu bence hemen medyaya bağlayalım. Medyaya burada sorumluluk düşüyor. Ben de uzun süre bu alanda çalıştım. Dergi gruplarında yayın editörlüğü, daha doğrusu dergi editörlüğü yaptım, arkeoloji editörlüğü. Oradan da biliyorum. Aslında biz okura ya da dinleyiciye bu konuda ya bu ilgisini çeker insanların yaklaşımından uzaklaşmamız lazım. İnsanın ilgisini ne biliyorsa o çeker. Bilgiyi de siz paylaşıyorsunuz bizimle birlikte. Dolayısıyla bu ilgilerini çeker değil de doğru budur, gerçek budur, bilimsel olarak kanıtlanmış budur. Ne kadar çok yayınlanır, konuşulursa emin olun insanların ilgisini de o çeker. Bunları konuşmaz, dinleyici bunu merak ediyordur diye onlara yönelik bir yaklaşım benimseyerek yayın yaparsak ortama da... Ortama göre bilgi üretmek diyoruz biz ona hocam. Ortama göre bilgi üretmek özellikle arkeolojide çok büyük bir tehlike. Bütün çünkü alanlarda tehlike. Kuşkusuz. Tabii. Ama şöyle bir vurguyu yapabilirim. Gerçeği paylaşmanız zahmetli olabilir. Ama sonu iyidir. Yanlışı düzeltmeniz çok daha zor. Zor tabii. O kadar yerleşmiş yanlış var ki Göbektepe ve bu dönem etrafında. Bunları ne anlatırsanız anlatın. Bakıyorsunuz ki 10 dakikada bir saat sonra size gene aynı dinleyen kişi tarafından aynı soru sorulabiliyor. Bu yanlışın nedenli, tehlikeli, yerleşti mi gitmediğinin iyi bir kanıtı. Ama şu da var hocam. Diyor ya biz karşılaştık. Şimdi ben de tasavvuf menkıbeler üzerinden eleştiri yaptığımda koskoca profesör olmuşsun bunu bile bilmiyorsun diyor adam. Yani muhtemelen size de diyorlar. Bu konuda kaderimiz ortak. Evet. Peki daha somut bir anınız var mı? Küçük bir an. Vallahi hepsi bunun etrafında dolandığı için çok da fazla zorlamayayım. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugün çok keyifli ve merak edilen bir konuyu konuştuk. Profesör Doktor Necmi Karul hocamızla hem arkeolojimizin serüvenini konuştuk, hem Göbekli Tepe'yi, Karahan Tepe'yi, ama biz sadece ikisini biliyoruz. Onun etrafında en az 3 tane daha tepenin, kazı alanının 10 diyor hocam, varlığını anladık, konuştuk ve daha çok şey konuşacağız. Çünkü sadece 10'da biri Göbekli Tepe'nin kazıldığını düşünürsek, buna Karahan Tepe ve diğer 10 tepeyi eklersek gelecek yıllarımız büyük bir merakla ve ilgiyle geçecek. Ben Necmi hocama tekrar teşekkür ben ediyorum teşekkür geldikleri için. Doğudan Batı'ya tarihi bu akşamlık burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, ilginç bir konu ve konuklarla karşınızda olacağız.